İyi akşamlar değerli seyirciler. Telefinal programıyla yeniden karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu akşam stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Abdülsamet Eren bizlerle birlikte olacak. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Ve yine her zamanki gibi Sayın Halit Ziya Acabay ve Sayın Yusuf Boydak'la birlikte yine keyifli bir program yapmayı umuyoruz. Evet değerli seyirciler, Milisli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta müsabakaları sona erdi ve temsilcimiz Elazığ Spor'umuz ilimizde ağırladığı lider Turgutlu Spor'a maalesef mağlup olarak haftayı puansız kapattı. İlk olarak konuklarımızla birlikte Elazığ Spor Turgutlu Spor maçının değerlendirmesiyle programımıza başlayacağız. Hemen müdürüm siz isterseniz sizinle başlayalım. Siz evet. De eski bir futbolcusunuz aynı zamanda evet. Amatör kümede uzun yıllar futbol oynadınız. Evet. Tabii sonrasında Gençlik ve Spor Müdürü oldunuz. Evet. Maçı da izlediniz. Evet. Pazar günü stadyumda. Nasıl bir maç izlediniz? Sayın Müdürüm tabii Elazspor sezon aslında iyi başlamıştı. İlk maçımız pandemi nedeniyle ertelenmişti ama sonrasında Elazspor yenilmedi. Bu haftada ilk mağlubiyetimizi aldık. Turgutlu Spor'da tabii lider bir takımdı. Elazığ'a lider gelmişti. Neler söylersiniz maç için? Yani tabii ben öncelikle ekranı başındaki tüm Kanal 23 izleyenlerine hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Elazspor'la alakalı hani belki teknik olarak bizim çok fazla yorum yapmamız hani doğru olmaz. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi sporun içerisinde biri olarak Elazspor da bizim için tabii bir tutku. Biz çocukluğumuzdan beri o taraftarlarla birlikte tribünlerde yıllarca maç izlemişiz. Deplasmanlarına gitmişiz. Elazspor'un hepimizde olduğu gibi bende de çok farklı bir yeri var hani il müdürlüğü dışında. Tabii Elazspor'umuz bahsettiğiniz gibi aslında ilk hafta oynayamaması münasebetiyle sonra da evimizde gerçekten Elazığlı çocukların oluşturduğu bir kadroyla sadece Murat Ceylan ve kaptan Kadir Pekmezci dışında diğerlerinin tamamı altyapıdan yetişmiş pırıl pırıl gençlerle dolu. Aslında izlerken de bazen zevk alıyoruz. Acaba bu çocuklar neler yapacak, neler yapabilirler ileride? Onun heyecanıyla da maçları izliyoruz. Evet. Ben şunu söyleyebilirim. Karabük deplasmandan alınan 3 anlamlı puandan sonra evimizde şanssız bir maç Turgutlu Spor maçı olarak görüyorum. Çünkü sezona çok iyi başlamış. Kadro kalitesi iyi, sorunları az ve yönetimi gerçekten Turgutlu Spor'un yanında olan ve bir belediye başkanı da Turgutlu Spor'u adeta destekliyor. Hı hı. Ben belediye başkanımızla yan yana oturduğumuzda şunu gördüm. Futbolcuların hepsinin tek tek adlarını biliyor. Evet. Ve Elazığ'a kadar da gelmiş yani düşünebiliyor İşine musunuz? Kadar takip ettiği. Tabii ilçenin belediye başkanı gelip ilde maçı izliyor ve eşiyle çocuklarıyla hatta maç bitiminde eşi bunların hepsi bizim evladımız. Benim de 2 tane dedi evladım var. Bunlar da bizim evladımız. Sahiplenme var. Turgutlu Spor 3'te 3 yapmış güçlü bir ekip. Keşke Karabük'ten sonra farklı bir takımla oynasaydı bu havayı devam ettirebilmek adına. Hani tabii Turgutlu Spor yenilmez miydi? Yenebilirdik aslında. Hı. Çünkü Elazspor aslında ileride santfor bölgesinde, forvet bölgesinde çok sıkıntı yaşasa da gerçekten savunma anlamında ve mücadele anlamında çocuklar üzerine düşeni yapıyor. Evet. Belki üretkenlik açısından sıkıntı var. Ve ileride çoğalamamada bir sıkıntı yaşıyoruz. Ömer Yıldız'ın sakat olması, kardeşimiz Cihan'ın da hoca tarafından zaman zaman şans veriliyor. Herhalde birden herhalde hoca oyuna hocalarım dahi bilir sürmüyor. Hani Cihan'ı da kaybetmek istemiyorlar 11'de başlamak gibi. Evet. Dolayısıyla santfor bölgesinde çok sıkıntımız var. Sefa Öncü bir ara oynadı. Muhammed İldiz bir ara öne doğru gitti ama gerçek anlamda bir santforumuz yok. Evet. Atananınız olmadığı zaman gerçekten sıkıntı yaşıyorsunuz ama Elazspor pozisyonları buldu. Talihsiz bir gol yedik. Burada kesinlikle faul vardı. Yani teknik olarak bunu söyleyebiliriz. Bir de bir pozisyonumuzda Halis Hoca da az önce söyledi. Attığımız bir gol vardı orada. O da offside değildi aslında. Evet. Hani şans da yanımızda olsa da özellikle ikinci yarıda pozisyonlar bulduk aslında. Yani en kötü maç beraberlikle bitebilirdi. Üzüldük ya. Ama Elazspor bu çocukların ben sevindirici olan tarafı bu. Transfer tahtası açılmamış. Genç çocuklarla oynuyoruz. Hep hani diyorduk ya Elazığlı çocuklar oynasın, işte Elazığlı futbolcular niye sahada yok diye. Bu çocuklar herhalde bir 3-5 maç daha oynasalar belki de Elazspor ileride iskelet kadroyu bu çocuklardan oluşturacak. Belki de ileride böyle 15-20 transfer yapmayacağımız süreçleri yaşayacağız. Sadece 3-5 tane böyle kaliteli takımın içerisinde abilik yapabilecek, takımı sürküle edebilecek futbolcularla bu futbolcuların da bu ligi tanımasıyla birlikte Elazspor'un maddi anlamda çok rahatlayacağı bir avantaja dönüşebilir yani. Evet, inşallah. İnşallah.
Evet hocam, maçı birlikte izledik. Tabii evet. Ben uzun zamandır bu kadar kötü bir hakem izlememiştim. Gerçekten hakem triyosu ya da daha doğrusu dörtlüsü diyelim, hakem dörtlüsü inanılmaz kötüydü. Yani dördüncü hakemin etkisi olduğunu mu, gerçekten onu da gördük, etkisi olduğu maça. Yani onun yanı sıra tabii müdürüm de kısmen değindi. Tabii Elazığspor mağlup oldu ama maçı rahat bir şekilde kazanabilirdi de. Çok net pozisyonlar da yakaladı Elazığspor. Özellikle son 10 dakika resmen tek kale oynadı Elazığspor ama maalesef atamayınca, gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Elazığspor haftayı mağlubiyetle kapattı. Neler söyleyeceksiniz hocam? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi maça gelmeden Karabük galibiyetinden sonra ben merak ediyordum Turgutlu'nun. Turgutlu'yla benim basketbol düzeyinde çok iyi dostlarım var. Onlar zaten bölgesel ligdeler, buyur oradan çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Belediye başkanlarının spora bakış açılarını biliyorum, yakinen takip ediyorum. Ama 3 maçta 3 yapan bir takım bulamadım sahada. Yani baktığınız zaman zaten Türkiye'de Türk futbolunun belki en önemli şeylerinden biri istikrar. Bir avantajları var. Geçen bir arada oynamış çok fazla oyuncu var. Dikkat edersen defanstan çıkarken tabiri caizse dunk-dunk'tan hiç çıkmadılar. Hep topu yere indirerek çıkmaya çalıştılar. Çok iyi ayağı top yapıyorlar. Ama böyle ligde baktığımız zaman sezonun yeni başlangıcı olduğu için yani o kadar kolay geçmeyecek onlar için de. Çünkü onlarda birçok eksikleri var. Tabii biz onların eksikleri bizi ilgilendirmiyor. Ama biz biraz, tabii müdürüm de söylediği gibi, bulduğumuz pozisyonda stoper Ömer de herhalde yani biraz gözünü kapatır gibi gitti. Biraz bilinçli gitseydi. Belki de o da beklemiyordu oraya o topun geleceğini, Muhammed'in kestiği top. Öne bile geçebilirdik ve bence öne geçtikten sonra çok pozisyon bulurduk. Çünkü bu sefer gol atmak için geleceklerdi. Hocam o pozisyonda keşke Yiğitcan olsaydı. Oraya geleceğim. Fakat kısaca şuna söylemek istiyorum. Şimdi maçın hakemine evet golde faulde, yani kesinlikle faulü düdüğü ağzına götürdü, geri çekti. Evet. Enteresan bir şekilde ama golden önce maçta müdürüm belki size dikkat ettiniz. Hem dördüncü hakem hem kenar yönetimleri hem oyuncular hakemlerle diyalog açısından biraz daha bizim oyuncularımızdan daha fazla şeylerdi böyle. Yani işin içindelerdi. Biliyorsunuz bizim ülkemizde çok haklı olmak değil. Çok haklı olmak ya da sizin haklı olmanız bir şeyi kazanmak için bir sebep değil. Çok konuşanın kazandığı bir sistem var. Futbolda da bu var. Orada benim dikkatimi çekti. Özellikle de o Turgutlu'nun antrenörü ki ben çok yadırgadım. Her Levent Eriş'in oyuna müdahalesinde oradan Levent Eriş'e müdahale etti. Ki bu çok büyük bir ayıptı bence. Yani meslektaşına. Hem yaşı itibariyle hem deplasman takımısınız. Yani yarın orada bu maç seyircili oynansa, öyle şey yapsa orada çok farklı şeyler olur. Evet. Yani dolayısıyla ben onu çok yadırgadım. Ama maçın hakemi böyle maça golü vermedi ama şimdi biz kırılgan bir takımız. Yani nasıl genç arkadaşlarımızdan kurulu, birkaç tecrübeli arkadaşımızdan tamamlanmış bir takımız. Yani biz bu durumlarda böyle küçük bir hakem hatası olduğu zaman maç kaybederiz ve bu tekrarlanır. Bizim biraz daha tabiri caizse biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Özellikle üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Forvet bölgesinde çok statik, sabit kaldı Sefa. Orada ben hocamın bütün kararlarına saygı duyuyorum ama bu benim kendi düşüncem. Bence bu takımda Ömer'den sonra santrfor Cihan Aslan'dır. Yaşı genç, çok yetenekli. Zaten girdikten sonra bütün kafa toplarını sağa sola indirmeye başladı, dikkat et. Evet. Yapmaya çalıştı. Tabii demin hocamın söylediği de doğru. Belki de kaybetmek istemiyor. Belki fiziksel olarak eksikleri var ki var. Fiziksel eksiklik sadece genç arkadaşlarımızdan Ömer için, Cihan için değil. Birkaç arkadaşımızda da bu eksiklikler hissediliyor. Genel olarak maça baktığımız zaman bizi sevindiren mücadele olarak müthiş mücadele ettiler. Bizi gururlandırdılar. Ama mücadele etmek yetmiyor. Maç kazanmak lazım, puan almak lazım. Arkadaşlarımızın biraz daha iyi motive olmaları lazım bence. Kendilerine güvenmeleri lazım bence. Çünkü bazı pozisyonlarda o kendilerine güvenmemenin sıkıntılarını gösterdiler zaten. Yani rakibe baktığınız zaman aman aman bir futbol oynamadı bize karşı. Kaleci Ahmet golde hatası olmasına rağmen bence farkın açılmasını önerdi ki biz o pozisyonlarda arkayı boşaltarak çok geldik. Orada gol bulabilir miydik? Bulabilirdik. Mesela doğru değildir belki söyleyeyim de bir pozisyon var. Çok doğrucuyuz.
Eren ayağını, adam bastı Eren'in bileğine. Eren kendini bıraksa %99 penaltıydı. Hatırlarsanız tam bir yayın. Düşmedi. Düşmediler. Tabii bunlar profesyonelliği, bu düşmeleri doğru mudur? Değil. Düşmemesi bence de doğru ama futbolun içerisinde bir bazı küçük nüanslar sonuçları değiştiriyor. Sonuçları ortaya koyuyor. Genel olarak takımın fiziksel durumu, sahadaki yayılışı iyiydi. Bizi diğer haftalara ümit var etti ama şu da bir gerçektir. Yarın Allah nasip ederse inşallah çok hızlı gidiyor. Hem siyasilerimiz, hem müdürümüz sayesinde, hem Sayın Valimizin sayesinde. Stadımız da bittiği zaman biz böyle buradan düşmüşsek biz bir anlamı kalmayacak. Yarın bizim bazı şeyleri ileriye götürebilmemiz için şimdiden adım atmamız gerekiyor. Yani bu takımın da ileriye gidebilmesi, ligde kalması lazım. Daha sonra bazı kısa vadede bazı programlarla bu takımın üst tarafa taşınması lazım. Çünkü şehir bunu hak ediyor. Elazığspor büyük bir camiadır. Elazığ'ın en büyük sivil toplum örgütüdür. Şu anda biraz içleri vardı, geç geldiler protokolde Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz. Ama ben eminim bundan sonra daha çok zamanlarını ayıracaklar. Çünkü birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu gençlere güvenebilirsek biz, ki güvenmek zorundayız, bu takımın bence bundan sonra maç kazanacağına inanıyorum. Demin söyledin, oraya ben son olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi takıma Yiğitcan geri dönecek. Yani gördüğümüz zaman Yiğitcan ön libero ve stoper olur. Pek haddimizi aşmamak koşuluyla da bu benim kendi düşüncemdir. Kulüp başkanımızla da bunu konuştuk biz. Yani bence Yiğitcan'dan santifor olarak da yararlanabilir. Yani evet. 4-4-2 Ömer'le birlikte yan yana da oynatırabilir. Tabii hocanın israfiyeti. Yani burada Yiğit'in dönmesi, oraya getireceğim. Hem ofansif açıdan hem defansif açıdan bizim için bir joker konumunda her yerde kullanılabilir. Çok iyilerdi. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. Rakibi biraz gözümüzde biraz korkmuş muyduk? Evet, biraz tedirginliğimiz vardı üzerinde. Şimdi futbolda bu vardır. Yarın desen ki futbolculara bu maç iptal olmuş, bir daha yeniden oynayın. Evet. İnan çok farklı olur. Çok farklı. Tesis, saha ilk defa gördüm. Çok güzeldi. Müdürümüze teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese. Şehire güzel bir tesis kazandırılmış. Sonuç olarak da belki en kötü bir puan alabileceğimiz bir maçı kaybettik. Ama ben çoğu olmuştur. Bir maç kaybettikten sonra çok üzülürsünüz. Çok üzülmedi herkes. Herkes umutlandı. Umut var oldu. İnşallah daha iyi olacak. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet Sayın Boydak, Elazığspor alınan mağlubiyete rağmen iyi sinyaller verdi. Az önce hocam da bahsetti. Kazanabileceğimiz bir maçtı aslında. Bir iki net kritik pozisyon vardı. Onları gole çevirebilsek maçtan galip de ayrılabilirdik. Evet. Neler söyleyeceksin Yusuf abi maç için? Evet, ben de bizleri izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Müdürüme de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sizler de belirttiniz. Bu gibi durumlarda artık takımların birbirine fazla üstünlüğü yok. Ama Elazığ, biz şehir olarak hem Elazığspor olarak da olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Takım geçen yıl doğru dürüst maç yapmadı. İşte yaklaşık işte 7-8 ay sonra ligler başladı. Yeni daha henüz 3. haftayı oynadık. Bunun için bazı şeyler normaldir diye karşılamak lazım. Ben geçen haftaki programın sonunda işte maç nasıl olur diye siz sorduğunuzda özellikle oynanacak futbola daha çok, skordan ziyade futbolun önemli olduğunu söylemiştim. Hakikaten takımımız çok iyi mücadele etti. Yani 90 dakikaya bakarsak evet, rakip geçen yıl playoff oynamış, tecrübeli, ayaklara sahip. Buna rağmen güçlü bir takım. Oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Üç karşılaşma oynamıştı. Üçünü de kazanarak gelmişti. Onların dördüncü karşılaşması. Bizim bir maç oynamadığımız için üçüncü karşılaşmamızdı. Lider olarak gelmişti. Elbette ki bunların psikolojik etkileri vardı bizim genç kardeşlerimizin üzerinde. İyi mücadele ettik. Maça aslında iyi de başlamıştık. Pas yapabiliyorduk. Yavaş yavaş Levent Hoca artık ideal 11'i oluşturmanın peşinde olduğu için fazla değişiklik yapmayı da herhalde uygun görmüyor. Sizlerin de belirttiği gibi sadece geçen haftaki kadrodan Ömer'in yerine, sakat olan Ömer'in yerine genç Fırat Sefa'yla başlamıştı ileride.
Fırat Sefa aslında oyuna girdiğinde geçtiğimiz maçlarda, geçen yılki maçlarda çok takıma katkı sağlamıştı. Bu sezonda katkı sağlamıştı ama hakikaten rakibi defans olarak çok iyi bir, zaten buraya katı bir defans uygulaması, yani Elazığspor'u oynatmama düşüncesi yalnız vardı. Kaldı aslında. Evet, orada yalnız kaldı, yalnız biraz kaldı. Yalnız kaldı içinde bir şey yapamadı. Son bölümlerde ikiliye döndük ama artık geç kaldı. Yani. İşte o telaş, o şey orada bazen işte bazı fırsatlar, işte bir penaltı şu bu yakalayabilme düşüncesi vardır. Zaten bunlara hakem de müsaade etmedi ki, yapılan tüm faullere sayısız herhalde biz çok faul kazandık. Ya hatta iki tane sarı kart çıkardı ya, evet, çıkartmadı. Yani bunlar nedir? Bu bir sindirmedir. Yani hakem triyosu hakikaten çok kötüydü. Müsaade etti sertliğe. Evet. Rakip de baktı ki kart da çıkmıyor. Devam ettirdi. Yani devam ettirdiler. Evet. Yani orada arka arkaya 3-4 kez faul yapanlar var. İşte izliyoruz. Büyük maçları izliyoruz. Süper Lig'den izliyoruz. Hakem hücumu çıkıyor kesmesi. Diyor ki bak sen şurada yaptın, şurada yaptın, şurada yaptın diyor. Tak çıkarıyor. Evet. Üçüncü de kartı gösteriyor. Ama biz bekledik. Bunlarda öyle bir şey yok. Evet. Sonuçta zaten 38. dakikada hakikaten yapılan bir faulü durdurmayarak oynattı. Ben burada araya girmek istiyorum. Bugün, dün akşam mıydı, bugün müydü? Sosyal medyada düştü. Fatih Gürkan Mülayim kardeşimiz haberleştirmiş. Maç sonunda Kanal Fırat'tan kameraman arkadaşımız sevgili Erdem Doğan hakemle karşı karşıya gelmiş. Demiş ya hocam siz orada düdüğü ağzınıza götürdünüz, çalmadınız demiş. Hakem demiş ki evet demiş, doğru fauldü ama demiş ben takdir hakkımı böyle kullandım demiş. O yani, pozisyon için söyleyeyim. Yani çok ilginç. Evet, ben de sosyal medyadan okudum. Yani evet, çok enteresan bir durum. Yani faulün takdir hakkı yok. Penaltı mı ki takdir hakkı kullanasın ya? Yani işte, eğer bu sözü kullanmışsa tamamen bir skandal fiyasko yani. Yani. Yani böyle bir şey yok. Zaten hocam zaten fiyaskoydu. Yani az önce de belirttiniz. Dördüncü hakemin dahi yani çağırıp daha maçın kaçı ilk devresiydi. İkinci yarının başları, yarın başları mıydı? Evet. Çağırıp iki hakeme, iki hocaya birden hocam bunlara sarı kart diyor. Yani bu ne ya, burası şey mi? Yani hocaları bile sindirdi. Evet. Yani yedek kulübesini bile sindiriyor. Evet. Sonra böyle bir toplu kalkışlar olur, şey olur, taraftar baskısıyla bir şeyler olur, dersin ki ya bunu aldım şu olur. Ya seyircili olsa sen ne yapacaktın? Evet. Allah'tan korkan insan ya, böyle bir şey olur mu? Çok acemilerdi. Evet. Yani çok kötülerdi. Ben yani golü yedi. Golü yedi. Kesinlikle ben o pozisyonda belki de yani onlar da ya bu top acaba içeri girmez mi düşündüler, ne olur. Gol oldu. Evet. O top gitti oradan, gol bir şey oldu. Bulamadı, bayrak kaldırdı. Evet. Bayrak kaldırdı. Oraya yani, kadar mı koşmuştu? Evet. Yani burası böyle bir şey yok. Bariz bir gol, evet. Yani tamamen bariz. Hakemin şeyiyle, hakemin yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ufak nüanslar bu gibi işte bu liglerde. Bazen gününde iyi olursunuz, bir iki futbolcunuz gününde iyi olur veya hakem size bir iki düdük çalar, siz kazanabilirsiniz. Bu gayet artık var çünkü takımlar birbirine denk. Bakın gördük karşı, yani Elazığspor bu kadar genç bir kadroya sahip olmasına rağmen hakikaten mücadele olarak ben çok beğendim. Rakip siz de belirttiniz. O kadar bizim ikinci yarı gol arzuladığımızda boşluk bıraktık. Yani erken de bitirebilirdi. 3-4 fark da olabilirdik. Evet. Demek ki değerlendiremiyorlar. Onların da evet, şeyi o kadar. Yani becerileri o kadar. Bizim de mücadele açısından hakikaten çok iyi mücadele ettiler. Ben bu mücadeleyle devam ederlerse, zaten bu sene ben sezon başından beri söylüyorum. Yani biz hakikaten olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Hem şehir olarak hem kulüp olarak. Bu seneyi iyi atlatmamız lazım. Bunu bir yol kazası veyahut işte bir şey olarak değerlendirip bunun üzerinde durmamak lazım. Daha geride 35 hafta var. Bakın 35 maçımız daha var. 3 maç oynadık. Evet. Yarın bir maçımız var. Evet. Ama Yusuf, arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Dediğinize destek için. Bu fiziksel olarak ayakta kaldık ama haftalar ilerledikçe düşüş olacak. Evet, yani evet, yarın bir yerden 2-3-4 yediğiniz zaman oyuncunun mental olarak da düşüşü başlayacak. Hocam sevindirici yani olan ne? Aynen. Bakın mesela bu hafta Ensar diye bir çocuk ilk defa değil mi şey girdi? Yusuf Ensar. Evet. İlk defa geçen yılda oynamıştı ama. Geçen yılda bu sezon için evet, söylüyorum. Yavaş yavaş ama hoca diğerlerinde atıyor. Daha bizim geride işte Yiğitcan var. İşte İzzet dönecek artık. İzzet dönecek. Muratan bilmiyorum şeyi kapattı. Yani bizim geriden gelecek futbolcu kardeşlerimiz de var. Henüz evet, görmediklerimiz de var.
İnşallah o sizin dediğiniz, bizim şeye çok dikkat etmemiz lazım. Kartlara çok dikkat etmemiz evet. lazım. Yani özellikle kadro sorunu, derinliğimiz yok. Burada evet. bir ceza mesela, verirsek. Murat Ceylan çok çabuk küstü. Ya küsme kardeşim, bak sen çok tecrübelisin. Zaten Murat kalsaydı kartla görebilirdi. Ki, evet. Yani o da hakeme işte sinirlendi. Çıkardı, yani hakemlerin tavrına sinirlendi. Burada itirazdan bir kart gördü. Hakem, hoca da baktı ki herhalde dedi bu hakemler de dengesiz. Ne yapılacak? Sonuçta bunu atılacak, 10 kişi kalacağız. En iyisi ben bunu alayım kenara. Yani tecrübeli oyuncularımızın. Doğrusunu yaptı aslında. Yani. Hoca doğrusunu yaptı ama Murat Ceylan'ın daha sakin olması lazım. Bu kardeşlerimizin ama yanında yani olması lazım. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Burada mücadeleyi biz hepimiz, dördümüz de mücadeleden bahsediyoruz. Evet. Gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Yani kardeş... ben son yıllarda en heyecanlı maçlarından birini izledim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hem mücadele vardı hem de bu şehrin çocukları kendi memleketinin takımları için kendilerini tabiri caizse parçaladılar. Evet. Ama burada bakın çok önemli bir yere geliyor. Bunu buradan kabul etmemek. Bu takımın tahtası açık olsa ya da transferi... içimden onu geçiriyordum hocam. Farklı bir yere getireceğim. Evet. Bu tahtası açık olsa, transferler bunlar hep ligde oynamış oyuncular olsa, biz de maçı 2-0 kazansak ya da 3-0 kazansak ya da 4-0 kazansak. Bir şekilde bu oyunculara ödeme yapılacak. Hı-hı. Doğru mu? Getirdiğiniz oyunculara. Şimdi biz burada bu borcu kardeşlerimizi profesyonel yapmak istiyorsak bunlara gününde, zamanında ödemelerini yapmamız lazım. Evet. Bu çocukları teşvik etmenin şu anda en iyi yolu, bakın bunlar kendileri motive oluyorlar. Ama bu çocuklara şehrin sahip çıkması lazım. Şey hocam, geçen yani, hafta şaşırtıcı. Dediğimi anladınız herhalde. Buradaki o profesyonel vecibeleri yerine getirirsek bu arkadaşlarımız daha çok kendini bir şekilde motive edecek. Hocam ben de şunu primler ama geçen hafta ödenmişti zamanında değil mi? Karabük'ün sadece prim meselesi değil. Öyle bir açıklama yapmıştı başkanım. Evet, öyle bir açıklama yapmış. Yani ben de şunu düşünüyorum. Yani biz bu kısıtlı kadroyla, bu gençlerle şu mücadeleyi veriyorsak, şu topu oynuyorsak, yani bizim kadromuz, derinliğimiz olsa, transferimizi yapmışsaydık, biz şu anda açık ara bugün Turgut'un sporu işte yerlerimize uğurduk yani. Müdürümün söylediği gibi ligin lideri, belediye başkanı da bütün varını yokmuşlar Turgut'lu belediye. Orası sanayi yer yani, para sıkıntıları Ege tarafında. Evet. İnanılmaz bir destekleri var ama baktığın zaman bizde ne fazlalıkları var. Yani bizim forvette ya da bir tane kanat oyuncularımızdan bir etkili bir oyuncu olsa, bir de bir santfor olsa, inanın maç ilk yerden farka giderdi. Kesinlikle. Evet. Burada bir notta şunu belirtmek istiyorum maçla ilgili. Mesela işte bakın, Turgutlu Spor'un diyoruz ki belediye başkanı çıkmış gelmiş deplasmana maça. Bizim ilk yarıyı herhalde sadece Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu geldi. İkinci yarıya daha sonra belediye başkanı da tribündeydi. Sayın valimiz, sayın belediye başkanımız, milletvekillerimiz geldiler. Yani biraz daha ilgi, biraz daha şey, bu nüanslar işte geçen hafta konuşuldu. Oysa ki bu hafta mesela şeyde takdir ettim, şeyi de yapmışlar, asfaltta dökülmüş stadın. Önceki haftaki programımıza talep etmiştik sayın müdürüm, sayın belediye başkanımız herhalde. Vallahi hatta konuda. Belediye başkanımıza onu söyledim, attım yani espri olsun diye söyleyeyim. Ya dedi, hem dedi Yusuf abiye dedi asfalt yaptıralım diye söyletiyorsun. Sen de sözü aldığında başkanımız yapar deyip beni motive etmeye çalıştı. Dedim vallahi tamamen spontane gelişti başkanım. Yani başkanımız spordan geliyor. Yani sonuçta birazdan hayır bak, güzellik olmuştu. Evet. Ne güzel değil mi? Kendiler de geldiler. Geçen hafta tozdu, şeydi. Tabii. Bu hafta çok güzel asfalt olmuştu. Evet. Güzel bir görünüm. Evet. Turgutlu Spor yarın gittiğinde bak ne güzel bir butik saha yapmışlar. Hele hele yeni sahamız, stadımız biterse daha farklı şeyler olacak. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu çok takılmamak lazım yani bu mağlubiyete, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu genç kardeşlerimizin, ben bu tecrübeli hocanın bu gençlerimizi yeniden motive edecek, özellikle yarınki maçtan başlayarak yeniden inşallah puanlar toplayacaklardır diye temenni de bulunuyorum. Ben burada müdürümüze bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi birçok çok fazla maç izliyorum gerçekten. Televizyon alışkanlığımız hep spor müsabakaları. Dikkat ediyorum, Süper Lig'de de var, Avrupa'da da var, bilmiyorum tabii bu teknik heyetten gelecekse taleple olur. Maçlardan böyle ısınmalar bittikten sonra bir 10 dakika 15 dakika kala sahaları sürüyorlar hep genelde. Evet. Bir ıslaklık sağlamak, topun daha akışkanlığını sağlamak maçtan için. Maçtan önce mi? Maçtan önce evet genelde. Evet. Yani bu kulüpten böyle bir size bir talep mi gelmedi, yoksa siz böyle bir şey düşünmüyor musunuz? Yani geçen hafta yoktunuz bir soru oldu yine. Doğru, biz aslında onu ben Mustafa'ya söylemiştim ama böyle bir talep yok. Ama olmasının her iki takıma daha kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Topun çünkü daha hareketli olacağını, sporcuların bunu çok daha iyi kullanacağını. Çünkü
Maçtan bir iki gün önce zaten çim kesiliyor. Orada böyle biraz bir kurulama oluyor. Üç taraflar böyle biraz sararır aslında. Ve çimin şeyi hareket alanı biraz daha daralıyor. Evet. Dolayısıyla ıslatmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Yani aslında kulüplerden böyle bir talep yok. Evet. Ama biz hatırlatalım belki hocalarımıza. Gerçi Levent Hoca çok tecrübeli. Ender Hoca, Önder Hoca da bu işlerde tecrübeli. Bir avantaj sağlıyor ama. Özellikle ev sahibi bir sağlıyor, evet, değil mi? Özellikle istemiyoruz diyorlarsa yapacak bir şey yok ama istiyorlarsa yarın açarız. Oralar sulanır yani. Bazen devre arasında da suluyor. Evet. Onu söylüyordum yani. Çok dikkatimi çekiyor. Sonra biraz araştırdım. Evet. Topun dönme hızı, topun ondan hareket hızını iki katına çıkarıyormuş kayması. Evet, değerli seyirciler, yaklaşık bir yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine sevgili Abdülsemet Eren müdürümüz atandı. Tabii o günden bu yana da yaklaşık bir yıllık bir zaman geçti. Bu bir yıllık süreç içerisinde şu an elimde kabarık bir liste var. Konu başlıklarımız var. Bunu da süremize yaymam lazım. Birçok yaklaşık 16 tane konu başlığım var. Tesisleşme anlamında bir Elazığ'ın bir atağa kalktığını net bir şekilde görebiliriz. Buna tabii büyük stadyumumuza dahil, buna Doğukent'te yapılan stadyumumuza dahil, işte sentetik sahalarımız var, spor salonlarımız var. Birçok alanda Sayın Eren'in görevine atanmasından sonra önemli ilerlemeler sağlandığını görüyoruz. Dilerseniz müdürüm, evet, başlayalım. Olur. Şimdi hizmet binamız vardı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü hizmet binası vardı. Tabii Atatürk Stadyumu'yla birlikte o binada yıkıldı. Ben aslında binayla alakalı biraz işte şu an ekranlarımızda da var. Evet. Sevgili yönetmenimiz Mustafa Yeşilkaya ekranlar verdi. Şimdi ben o bina hakkında şöyle bir yorum yapmak istiyorum müdürüm. Yani bazı kurum binaları var gerçekten, yani o kurumlara yakışmıyor. Yani bunlardan birisi de Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün eski hizmet binasıydı. Evet. Gerçekten çok artık işlevini yitirmiş bir binaydı. Evet. Yani çok eski kötü bina bir durumdaydı fiziksel durumu. Ama siz göreve atandıktan sonra şu anda Kültür Mahallesi'nde bulunan eski yurdumuz. Şu an eski yurdunuzda bir tadilata gittiniz ve orayı şu anda resmi hizmet binası olarak kullanıyorsunuz. Doğru. Tabii Atatürk Stadyumu bitene kadar burada kalacaksınız. Evet. Bu değişiklikle alakalı neler söyleyeceksiniz? Yani tabii konu başlığı çok hızlı geçeceğiz. Hani zamana sığdıralım diye. Evet. Şimdi aslında yaklaşık bir 14-15 ay önce ben göreve başladığımda, yani inanın ekranı başına izleyen herkes, dahi sizler de hani kendinizi benim yerime koyun derim. Çünkü ben atandığımda 8 Ağustos 2019, 23 gün sonra Elazığspor'un Elazığ'da maçı var. Evet. Elazığspor deplasmanda futbol oynuyor. Evet. Maalesef üzülüyoruz çünkü ben de iyi bir Elazığspor izleyicisi olduğum için. Aynı zamanda dediğiniz gibi iki kurum, bizim Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu birleşmiş Gençlik Spor İl Müdürlüğü adını almış. Ama iki ayrı binamız var. Hı hı. Kurum personelleri farklı binalarda hizmet veriyor. Çünkü orada kurumun iş ve işlemlerinin hızlanması, zamandan ve ekonomiden tasarruf da edemiyoruz. Çünkü yarı personel orada, yarı orada. Kuruma öyle, hakimiyet tabii, de zor olur. Çok değil zor mi? Oluyor. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Aynı zamanda tabii aklımdan Elazığ Spor'un bir yıl boyunca gençlik merkezinde oynatırız ama gelecek yıl bir sene sonra da bu sahanı Elazığspor'a, hani Elazığ'a ve Elazığspor'a yakışmadığını düşünerekten bir yıl önceden başlamam gereken bir saha da olması gerekir. Onu da düşünüyorum. Aynı zamanda Kredi Yurtlar bize bağlı olduğu için Ataşehir Mahallesi'ne 1750 kişilik en büyük kız yurdumuzun da eğitim öğretimi hazır hale gelmesi lazım. Bunların hepsinin 20-25 gün içerisinde hazır olması lazım. Tabii gelen giden misafirlerimiz de olacaktı. Onları da düşünüyorduk. Ama biz hiç oturmadık kurumda. Başladığımız gün ikinci gününde ben Ahmet Toprak Başkanımı da Selçuk Öztürk Başkanımı aradım. Dedim ki başkanım, dedim yani bir görüşelim. Talebin benden gelmesine şaşırdılar. Her iki başkanım da izliyorsa bilirler. Dedim yani biz bu sorunu çözmeliyiz. Halın altına süpüremem ama kurumdan birçok arkadaşım da dedi ki ya dedi bu ateşten gömlek seni yakar, yeni geldim. Bence suç senin değil dedi. Sonuçta dedi senin opsiyonun var. Hayır dedim. ASKF'de oturduk. İki başkanımız da, Mustafa Aksu gelmişti. O zaman koordinatörümüz. Ahmet Toprak başkanımız vardı. Mehmet Kaya vardı. Dedim ki ben Elazığ'da oynatmayı düşünüyorum, Elazığspor'u dedim. Nasıl olacak dedi. Dedim işte bu gördüğünüz sahada dedim. 20 gün var dedi. Onay alamazsın bu sahaya. Dedim hayır dedim. Biz burada, ben Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Bizden istedikleri kriterleri. TFF Fahrettin Eserdi ile gittim, görüştüm. Ne istiyorsunuz? İşte güvenlik tellerinin komple değişecek. Yeni bir tribün yapılacak biliyorsunuz. Hı hı. Soyunma odalarında iyileştirmeler olacak.
Zemini komple yenileyeceğiz, granüllerini falan. Tabii o ara sağ olsun milletvekilimizi aradım. Dedim ki çok acil, dedim işte şu kadar meblağa ihtiyacımız var ama bu bir iki üç gün içinde çıkması lazım. Çünkü bu sahayı yetiştirmemiz lazım. Akşam aradı, tamam dedi. Spor Toto Başkanımızla görüşmesini sağlamıştı. Biz hemen müteahhiti çağırdık, konuştuk. Geceleyin biliyorsunuz ışıklandırmaları yaktık, projektörleri yaktık. Orada çalışmaya başladık. Aynı zamanda Doğu Kent'teki sahanın temelini atmadan önce de oradaki drenaja başladık. Yani gerçekten çok ilginçtir. Yani müteahhite henüz ihale yapmamışız. Ben tesviye çalışmasına başlamışım. Çünkü çimi Kasım ayına kadar sermemiz lazım ki kışın seremeyeceğiz. Kar yağdığı zaman biliyorsunuz yorgan görevi yapıyor. Doğu Kent'in de hazır olması lazım çimin. Evet. Özellikle tribün değil de çimi. Orada da bir hummalı bir çalışma başlattık gerçekten. Yurdumuzu hazır hale getirdik o ara ve hizmet binası, senin bahsettiğin gibi hizmet binasına girdik. Orayı da personellerin daha böyle iş ve işlemleri yapacağı, bahçesi var, çok gerçekten şirin bir bahçesi var, saklı bahçe gibi. Yani bunlar çok kısa sürede tabii oldu. Orada Kültür Mahallesi'ndeki bir yurdumuzu, Hilalkent'teki yurdumuza deplase etmiştik. Erkek Fırat Erkek Öğrenci yurdumuzu. Orayı kurumun ana binası yaptık. Tabii burası geçiş süreci. Stadyumla birlikte orada idari bina yapılıyor. Ama tabii bu idari bina Gençlik Spor İl Müdürlüğü, eski Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'ne göre projelendirilmiş. Belki biraz şey olacak, yani fiziki olarak personelin tamamını alamayacak ama tabii yanında 2700 kişilik spor salonu ve içerisinde cep salonlarının olduğu, yanında yine stadyum var. Antalya'da da mesela Gençlik Spor İl Müdürlüğü stadın bir kısmını idari bina olarak kullanıyor. Biz de dolayısıyla bu üç tesisimizi orada konumlandırmaya çalışacağız. Bakalım yani bir stat bilsin inşallah, oraya yerleşmeye çalışacağız. Evet, tabii az önce Gençlik Merkezi'nin müdürüm kriterlerini söyledi ama yani hocam bana göre yani geçen sene Elazığspor orada oynadı. Tabii belediye spor da oynadı. Ama bana göre bir yani art niyetli bir temsilci gelseydi. Evet. Ya burada işte şu yok, sevgili bu diyorum, yok. Bak. Yani sevgili diyorum, biz program bazı yaparken, şeylere gözüm oldu hocam. Biz yani burada program yaparken dikkat edersen biz bunu defaaten dile getirdik. Mesela Ümraniye'nin bir sahası var. Evet. Bir tribü biliyorsunuz. O da birinci arka tarafı yani. Evet, arka tarafı bir saha daha var. Orayı ben gördüm de. Yarın oynayacağımız Etimesgut'un sahası sentetik. Evet biliyorum. Evet. Yani burada müdürümün anlatmak istediği şuydu. Yani siz eğer bir taleple bir şeye çözüm üretmeye kalkmazsanız kimse size hadi burada oynayın demez. Evet, yani müdürüm onu anlattı, yani biraz tevazu gösterdi. Yani oradaki o gayret ve iyi niyet. Ama hocam şunu söyleyeyim. Mesela o maç, tesisin kazandırılıp bu maçların burada oynanmasını sağlar. Maç mesela bitiyordu, basın toplantısı yapacak bir alan yoktu. Tabii, yani, değil mi hocam? Şimdi ya, biz kesinlikle. Orada, ama bu mesela Gaziantep'te aynısıydı. Sanko o şeydeki Büyükşehir Belediye tesisleri vardı. Evet, biz evet, yıllarca orada gidip maç izledik. Evet. Trabzon'da biz mesela şeydeki saha, Akyazı'da, evet, oradaki saha da aynı şekildeydi. Off stadyumunu yani hatırlarsan, evet, off stadyumu, yani birçok yerde bu tür şeyler var. Ama Elazığ'a gelince bakıyorsun şey, halen daha mesela çok güzel bir şey yapmışız. Evet. İşte biz bu son, bu seneki maçlara gittik, bir iki maçta. Bakıyorsun o gelen temsilciler sanki işte bir sömürge valisi gibi orada o bizim zavallı yazıyorlar. Zavallı personeller hepsi böyle hazır evet, oldu. Şey tabii. Yani adam sanki bir kral gelmiş vallahi. Böyle bir ortam, enteresan yani bir ortam. Yani Gençlik Merkezi'nin sahası şöyle, hani Elazığ Spor geçen yıl diyelim ki sahayı yapmamış olsaydık, Elazığ Spor da Urfa'ya gitmeye devam etseydi biz çok kaç puan oldu almıştık? 16 mıydı? 16 ya da 14. 19 bilmiyorum. Çok 16. Sıkıntı olurdu. Şimdi biz sondan dördüncüydük. Belki içerideki o maç, bu Gençlik Merkezi'nin sahası olmasaydı, Elazığspor içeride o maçları almasaydı, depremden dolayı belki federasyon bizim talebimizi kabul görmeyecekti. Evet. Çünkü biz düşme, çok zor. Çünkü biz düşme potasının üstünde talepte bulunduk. Talepte bulunduk. Yani Niğde'nin yanında olsaydık, Niğde Anadolu'nun yanında olsaydık belki de federasyon kabul etmeyecekti. Sonrasında pandemi nedeniyle zaten yani, kalacaktık işte ama belki o zaman tabii bilemezsiniz. Yani Gençlik Merkezi'nin sahası olmasaydı yani Elazığspor geçen yıl maddi manevi çok yıpranırdı. Ya da şöyle diyelim. Belediye biraz, spor da aynısı. Bunu biraz daha geriye götürelim. Evet. Belki de bu hamleler yani bir yıl önce Elazığspor'un gidip deplasmanda oynadığı zaman birinci ligde, TFB birinci ligde yapılsaydı mesela orada, belki de takım ligde kalacaktı. Tabii. Evet, bizim burada tek haksızlığımız yani taraftarlarımız oldu. Tribün tellerini geç kestik. Evet. Ondan sonra oynanamadı. Sizinle biliyorsunuz çok fazla itişare ettik. Müdürümün orada şey
endişesi vardı ki kısmen haklı. Güvenlik. Güvenlik yok yok artık, evet, o değil. Evet. İnsanlar artık şeyi... Ama inan Halis Hocam şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Doğu Kent'te zaten kestik. Karşıyı da kesmişiz. Bugün Kovancılar'daydım. Kovancılar'daki teller mesela türbünün önünde ya. Bugün onun da talimatını verdim. Tamamen kesiliyor. Geçen hafta Baskil'deydim. Baskil'dekileri de kesiyoruz. Yani artık biz bu kafesten, bu tel örgüden vazgeçiyoruz. Yani ben bunu konuyu sizden, evet, çok konuştum. Ben, evet, biliyorsunuz kendi talebim değil. Bu bir öz eleştiri, kabul ediyorum ama bak artık ilçelere bile değiştiriyoruz, evet, yani. Hatta biz yani sevgili Ceyhun'la programda, evet, konuşmuştuk. Dedim ki ben gittim, adamlar çağırdılar. Evet. Dediler hocam gel şuradan bir maç izle, hakikaten çok kötü. İzleyebiliyorsun. Bugün Kovancılar'da tribüne çıktım. Bizim şube müdürümüz Levent Bey de oradaydı. Mühendis, evet, arkadaşlarımız vardı. Bir de Tekin Bey var, elektrik mühendisimiz. Ya müdürüm hakikaten izlenmiyor dedim. Gel bir bakın, hakikaten izlenmiyor. Evet. Yani izlenmiyor. Biraz hızlı geçelim. Evet. Müdürüm, Doğukent Stadyumu tabii o da çok kısa bir sürede projelendirilip, evet, ihalesi yapılan, sonrasından işe başlanan, evet, bir stadyum oldu. İşte bu yıla da yetişti. Evet. Biraz bu konuda çok da sıkıntı yaşadığınızı da ben yakinen biliyorum. Olmaz mı? Bayağı bir sizi yıprattı bu Doğukent Stadyumu. Ama ortaya güzel bir tesis çıktı. Valla bir program yapsak Doğu Kent'i konuşuyorduk. Evet. Şimdi hocam 28 Ağustos 2019 ihalesi yapılmış. 22 Ağustos'ta biz o gün mühendisimiz Fatih Bey'le beraber gittik. Cemil Yatkın Bey vardı bilirsiniz, genel sekreter yardımcısı. Evet. İş makinesi istiyorum. Tabii her yere gidiyorum. Karayollarına gidiyorum, işte DSİ'ye gidiyoruz, belediyeye gidiyoruz. Çünkü işin içerisine koyacak paramız yok. Yani biz çime kadar maliyetleri üstlenmişiz. İhaleye öyle girmemişiz. Demişiz ki tesviyeyi biz yapacağız. Drenajı da biz yapacağız. Biz drenajı tam 45 gün sürdü ve ilginçtir nasıl bir şey oldu. Bu çim saha ya, doğal çim saha. Yusuf hocam şey yapıyoruz, sahanın tesviyesini yaptık. Düşünün, orta sahadan güney tarafındaki kale arkasına kadar olan yer alüvyonal malzemelerle dolu olduğu için daha sonra onu bir de kazıyarak 1,5 metreden geldik. O malzemenin yerine ne malzemesi döktük biliyor musun? Belediye asfalt sıkılaştırma malzemesi döktük. Nereden? Feyzi Çakmak'tan. Belediyenin şantiyesine gitmişim yani. Malzeme bazen gelmiyor, gecikiyor şef. Mesela başkanımız talimat veriyor, şef göndermiyor diyelim. Çıktım oraya gittim. Yani niye? Hep bu bir emek. Yani hiç dolayısıyla... unutmuyorum, burada programla, evet, konuşuyorduk Ceyhun. Evet. Bazen soruyor, dedim daha müdürümüz genç, biraz koşar. Yani dolayısıyla oranın çimini mesela birkaç yerden istedik. O zaman yüklenici Tekirdağ'dan getirdi. Ben numune istemiştim. Çimi beğenmedik, geri gönderdik. Samsun'dan biriyle görüştük. Biz Mustafa Atagün'ü gönderdim, dedim Samsun'da kal. Çim kesilirken, rulo yapılırken başında dur. Çünkü, tabii, koskocaman bir tarla içerisinde çimler kesiliyor. Burada kötü olan yerler de var. Yani bazı yerler balçık oluşuyor. Oraları dedim yani tamamen ruloya sarmadan gönderin. Yani oradaki yüklenicilerle görüştük. Yani oradan bu çimleri yapan Adil Usta'yı bulduk. Tekrar getirdik ben. O zaman hiç uygun değil. Belki ekranda söylemez. Yurtta yatırılmaz, yurtta yatırdık. Yani dolayısıyla gerçekten oraya çok ciddi emekler harcadık. Evet, yani sonrasında da öyle. Yani biz açıkça söyleyeyim. Tevfik Gök daire başkanımız. Türkiye'de açık sporları yapan daire başkanıdır. Yüzlerce saha yapmıştır. Gerçek maliyeti 10 milyon üzerinde olan bir yeri 5,5 milyona mal etmişiz yani. Evet. Bu bir emeğin ürünü. Tabii, ama tabii, şunu söyleyeyim. Doğu Kent'teki sahada, gençlik merkezinde sahada Elaspor'u geçici olarak oynatmayı planladığımız saha, biz bunları biraz profesyonel döndürmeye çalıştık. Ama aslında ben asıl hedefimde biz Elazığ amatörüne profesyonel sahalar bırakıyoruz. Biz, hmm, büyük sahaya gittiğimizde Elazığ amatörü gençlik merkezi gibi rentable bir sahada, Doğu Kent gibi bir sahada ve geleceği Sultan Sarayı'nın üstündeki yeni bir sahada Elazığ amatörüne 3 tane lüks saha bırakıyoruz. Yani bizde, evet, aslında, evet, tesis fakir olduğumuzu ortaya koyuyor bunlar. Tabii yani biz geldiğimizde bir tane sahamız vardı. Evet. Gençlik merkezi sahası. Başka sahamız yoktu. Sevgili Mustafa, bir, evet, veteremiz var ama reklam süremizi ona göre hesaplayalım. Efendim? 3 dakika. 3 dakikamız varsa o zaman o veteremiz hazırsa onu ekrana getirip, efendim? Veteran 3 dakikamız var o zaman, evet, ürün, az önce bahsettiğimiz, evet, ben Doğu Kent'in bak ilk halini de gösteriyor, evet, Bahçelievler'e geçebiliriz tabii. Geçebiliriz, evet, evet. Hocam, Bahçelievler, evet, stadyumu da yani Bahçelievler sentetik saha şimdi ekrana geliyor, biz geldiğimizde aynen böyleydi. Evet. Yüklenici de Elazığ'da herkesin tanıdığı, gerçekten bu işi bilen, sentetik sahalar yapan bir firma. %25-%30'lardaydı fiziki gerçekleştirme. Evet. 1-2 yıllık şeyi vardı yani, orada taş kırmışlar. Zemin çok gerçekten kayalık zor. Bir zemin, kayalık, evet, bir zemin.
dönemin milletvekillerinin çok ciddi katkıları olmuş yani o sahanın projesinin yapılmasına. Ama ben buradan şunu da söyleyeyim, biz gelmeden önce bağlanabilir yani yüklenici, ben öyle hatırlıyorum. Belki rakamlar tam net değil ama bizden önce 400 bin almıştı, biz geldikten sonra 2 milyon 800'e yakın bir para ödedik yani. Yani saha böyle ilerliyor yani. Evet. Yani para geldiği sürece. Para böyle ilerliyor saha. Biz sahaya geldiğimizde ışıklandırma tribünü yoktu. Işıklandırma tribünü ilave ettik. Karşı taraf çok çirkin görünüyordu. Taş duvar ilave ettik. Soyunma odaları gerçekten yine çok düzgün. Elazığ amatörüne hayırlı olsun. Yani gerçekten müthiş bir saha kazandırdık yani. Şimdi büyük stadyum tamamlandıktan sonra hem gençlik merkezi hem Doğukent stadyumu hem de bu az önceki ekrana gelen stadyum. Ya daha projelendirdiğimiz, aslında şimdiden söyleyemediğimiz bir iki tane daha projemiz var. Yani biz o sıkıntıyı yaşadık ama bizden sonra inşallah, çünkü bu koltuklar baki değil. Nasıl ki bizden önce birileri orada oturuyorsa bizden sonra da oturacak elbette. Ama gelen arkadaşlar bu sıkıntıları yaşamaması adına en az birkaç tane daha sentetik saha, birkaç tane daha tesis bırakmamız lazım yani. Müdürüm, Doğukent'te Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü de mi Doğukent'te oynayacak, büyük stadyum bitince orada oynayacak, yoksa yani Doğukent... Muhtemelen talep ederler. Evet. Yani talep stadyum ederlerse biz talebi karşılarız yani. Hı-hı. Çünkü yeter ki zemine bakmak lazım. Yani zemine baktıktan sonra antrenman talep etmesinler yeter ki. Evet. Maç oynasınlar haftada bir. Çünkü sahalar biliyorsunuz büyük takımların sahaları çok milyonlar harcandığı halde 15 günde bir maç oynanıyor. Biz haftada bir oynatıyoruz. Yani yarın maç var. Salı günü Elazığspor'un maçı var. Bu hafta içleri de maçlar oynanacak. Hafta içi maçları da var. Yani 3 günde bir maç oynanacak artık. Şimdi araya giriyorum. İzmir'de biliyorsunuz Bornova Belediyesi'nin yaptığı bir stat vardı. Evet. Göztepe'nin sahası bitmeden. Altay'da da sıkıntı vardı. Evet. Altınordu var. 3 takım orada oynadı. Orada oynadı. İki oynadılar ama müdürümün evet dediği gibi sadece maç oynadıkları için, antrenman evet amaçlı kullanmadılar için evet taşıdı evet yani. Evet. Evet, değerli seyirciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bir 180 saniyelik bir veterimiz var. Bir yıllık evet hizmetlerin anlatıldığı bir veterimiz var. Bu veterinle birlikte biz reklama gideceğiz. İkinci bölümde tekrar karşınızda olacağız. Spor İl Müdürlüğü, 1 Ocak 2019 tarihinde birleşen iki ayrı kurum yeni yerinde tek çatı altında hizmet vermeye başladı. Gençlik Merkezi sahasında ivedi bir şekilde yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ Sporumuz 283 gün sonra tekrardan Elazığ'da maçlarını oynamaya başladı. Doğal çim yüzeyli 2600 kişilik Doğukent Stadı, Yenişehir Stadyumu yapılıncaya kadar Elazığ Spor ve Elazığ Belediye Sporu ağırlamaya hazırlanıyor. 2019 Ağustos ayına kadar fiziki inşaat gerçekleştirme düzeyi %25'lik seviyeden teslim alınan Bahçeli Evler Sentetik sahamız amatör sporuna hizmete hazır hale getirilmiştir. Bölgenin en konforlu ve modern 5 spor salonunu içinde barındıran çok amaçlı spor merkezi sporcularımıza hizmet vermeye başlamıştır. Yenilenen FIBA onaylı zemini ve 5 adet cep salonuyla Yakup Kılıç Spor Salonu sporcularımız için çok daha elverişli hale getirilmiştir. Arucak ilçemize 53 gün gibi rekor bir sürede kazandırdığımız sentetik zeminli spor tesisimiz ilçemizde hizmet vermeye başlamıştır. 1750 kişilik Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nun eğitim öğretime yetişmesi için çalışmalar titizlikle takip edilmiş, öğrencilere hizmet vermeye başlamıştır. Arucak ve Palu ilçelerimize yaptırdığımız genç ofisler sayesinde gençlerimizin bilişsel ve sosyal yönlerine katkı sunuyoruz. Elazığ depreminde müdürlüğümüz açmış olduğu 6 tesisiyle yaklaşık 5000 depremzede vatandaşımıza sıcak bir yuva olurken, yurtlarımız AFAD, UMKE, Kızılay, Emniyet ve çevre illerden gelen misafirlerimiz için de sosyal tesis görevi üstlendi. Depremzede çocuk ve aileler için bir tebessüm için geliyoruz sloganıyla başlattığımız psikososyal çalışmalarla depremin izlerini silmeye çalıştık. Yapılan çalışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Ocak ayının Gençlik Merkezi seçilerek ödüllendirildi. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına kurumumuz paydaşlarıyla 387.420 TL katkı ile 81 ildeki gençlik ve spor il müdürlükleri arasında 6. sırada yer almanın gururunu yaşadık. Ayrıca yardıma muhtaçlara uzayan el, çevre için oksijen, okullarımıza sosyal destek, Kızılay Kan Deposu, camilerimize hijyen çalışmalarla Elazığ'ın gururu olduk. Üreten bir gençliği görüyoruz. Gençlerimizin bu konudaki çabaları, iyi niyeti, hakikaten bizleri çok umutlandırıyor. Dün ben Elazığ'dan gelen gençlerimizle beraberdim. Bizim
yurtlarımızda kalan gençlerimiz. Gönüllü ordusu bir gençlik var Elazığ'da. Buradan kendilerine selam ediyorum. Selam gönderelim Elazığ. Ankara'da bakanlığımızda ağırladık. Ekim 2019 tarihinde temeli atılan şehrin en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çeken Elazığ Yenişehir Stadyumu, 2700 kişilik spor salonu ve idari bina inşaatı hızla ilerlemekte. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Değerli seyirciler, programımızın ikinci bölümüne yeniden karşınızdayız. Birkaç tane mesajımız var, onları okuyup sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elazığ'ın en çalışkan kurumlarından birisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'dür. Abdülsamet Eren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yakıştı. Yeni kapalı spor salonu Elazığ'a hayırlı olsun. Halis Ziya Acabay hocamın da ellerinden öperim. Malatya'dan Kenan Döndü yazmış. Evet, öğrencimdir. Ben de Kenan'a, sevgili Cemil Döndü'nün biraderidir. Öyle mi? Evet. Selamlar. Kendisine Malatya, Cemil'e, Kenan'a da sevgiler, saygılar, selamlar. İyi akşamlar Ceyhun Bey. Müdürümüze sorar mısınız? Üçüncü ligde mücadele eden Elazığ Karakoçan Spor'a yeni stadyum yapılacak mı? İyi yayınlar. Herkese saygılar, sevgiler demiş. Karakoçan Spor'un ilerleyen süreçte bir Karakoçan'a taşınma durumu var herhalde ama orada bir tesis de yapıldı ama üçüncülük maçları için kriterler yeterli midir? Yani şu andaki mevcut sahaları üçüncü ligi şey yapmaz, kriterler uygun değil. Evet. Benim arzum da yani Karakoçan'ın Karakoçan'da oynaması, tabii çok sürpriz bir şekilde aldılar kulübü. Yani bizim oraya bakanlıkla görüşmelerimiz var, milletvekillerimizin de çok ciddi destekleri var. Yani oraya bir saha planlıyoruz ama şu an için kesin net bir şey söylemem çok zor. Evet. Ama arzu ediyorum tabii Karakoçan, Karakoçan'da oynasın yani. Evet. Yani bunlar sadece tabii olur. Burada saha yeterli gelir mi, bir de tesis de lazım değil mi hocam? Yani şimdi antrenman tesisi, konaklama tesisi. Biz geçen programda konuşmuştuk, oradaki futbol severlerin, taraftarların bu sosyal faaliyetin içerisinde olup bu paydaşlığı yaşamaları lazım, o zevki tatmaları lazım. Evet. O yüzden inşallah sayın vekillerimizle birlikte, sayın müdürümüz de burada, bence bir çözüm üretilir. Bir profesyonel futbol takımını ağırlayabilecek bir otel lazım, konaklama yeri lazım. Yani onun örnekleri Karadeniz'de çok var. Yani Trabzon'da kalıp gidip Arsin'de oynuyorlar. İşte şeyde kalıyorlar gidip. Karakoçan biraz uzak hocam. Yani 100 kilometre belki yani maç günü için yorulabilir kafileyi ama. İşte belki de o yapılınca oraya bir otel yapılmalı. Yapılacak. Işte. Bunlar yani, zincirleme yani. Hani Elazığ'ın Süper Lig'e çıktığı zaman, Elazığ'ın Süper Lig'e çıktıktan sonraki otel yoktu otel yani. Otel yoktu. Evet. Evet. Ben İstanbul'dan Yusuf Sekman, sevgili yorumcularınıza İstanbul'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Elazığ Spor için görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Selçuk Öztürk ve Levent Hoca hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Evet. Yusuf cevaplasın. Yusuf Bey'den alalım yorumu. Valla biz de kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Levent Hoca ile ilgili düşüncelerimizi biliyoruz. Selçuk Öztürk de bu işte artık tecrübeli. Ama maddi sıkıntılar halen daha devam ediyor. Onun da biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Bu son zamanlarda bir atakları var. Sosyal medyaya yansıdı, işte ziyaretleri falan var. İnşallah bu maddi sorunu çözer. Maddi sorunu çözerse ondan sonra geriye fazla bir şey kalmaz diye düşünüyorum. İnşallah da kısa zamanda çözülür. Çözülmediği takdirde sıkıntı, o zaman kendisi de bakacak. Eğer kendisine destek yoksa Elazığspor'un önünü açmak lazım. Yani. Evet. Mustafa Gevrek yazmış. Mesajınızı okuyacağım ama Halis Hocam'a sormuşsunuz. Bunun cevabını konuyla ilgili kısımda isteyeceğim hocamdan. İyi yayınlar. Benim sorum kadın basketbol takımımızla ilgili olacak. Halis Ziya Hocam'a soruyorum. Geçen yıl birçok maçta fazla sayı yiyen, bu senede 3 maçta ortalama 96 sayı yiyen, geçen yıldan bu yana oynadığı son 11 resmi maçın 10'unu kaybeden bir takım halen aynı antrenörle nasıl devam eder? Bu skandal değil midir demiş. Hocam bunu soruyu kiren ki, soruyu soran Mustafa Gevrek. Bunu şimdi, isterseniz basketbol bölümünde ben, de cevaplayabilirsiniz. Cevaplayalım. Şimdi bence cevaplayalım. Çok uzatmadan cevap vereyim. Evet. Şimdi olaya bir teknik açıdan bakmak lazım. Bir de başka bir açıdan. Şimdi bir kere
Takımda... Soru tam senin istediğin soru. Yok, benim istediğim bir soru değil. Ben bu soruya aslında istediğim... Yani soru güzel. İnsanların beklediği gibi bir cevap vermeyeceğim. Evet. Objektif bir cevap vermeye çalışacağım. Şu gerçek ki ortaya koyulan, kurulan kadro, yapılan transferler biraz şanssızlıklar yaşadılar. Evet. Yani bir oyuncu, Amerikalı oyuncu getirdiler. Bir rahatsızlığı çıktı, gelemedi. Ondan sonra getirdiği oyuncunun, Amerikalı oyuncularda biraz şey sorunu vardır. Oraya uyum, karakter sorunu vardır. Yani armuda benzer yani. İçini göremiyorsun, tutmadı, bilemiyorsun. Çaylaklarda özellikle üniversitede oynamıştır. Buraya geliyordur. Hiç Amerika'yı sizinle paylaşmıştım bunları. Evet, evet. Bunlar gibi sıkıntılar yaşadılar ama burada sıkıntı aslında gelen oyuncular değil. Kongrenin geç olup ortaya transfer için harcadıkları zaman, yani mesela Türk oyuncu kalmamıştı doğru dürüst. Ortada olanları, yani öyle diyelim, öyle almak zorunda kaldılar. Ya da çok büyük bir havuzun içinde oyuncu seçemediler. Ama açıklamalar çok iddialıydı hocam. Orası başkanı bağlar. Bence yanlış açıklamalardı. Çünkü kamuoyu siz yüksek hedeflere tutarsanız bir şekilde kamuoyun bunu dönüşü vardır. Bu sporun içerisinde vardır. O da iyi niyetli bir kardeşimiz, iyi niyetli bir başkan. Belki de orada çıtayı yükselterek oyuncularını belki de motive etmeye çalıştı. Orasını bilemiyorum ama kısaca sadece çok uzatmadan şuraya cevap vereceğim. Takımın ortaya koyduğu savunma direnci, kadro kalitesiyle ilgili çok ciddi bir 5 numara sıkıntıları var. 5 numaradan çok fazla basketbol bilenler bilir. 5 numarada rakibin 5 numarasına savunmada sıkıntı yaşıyorlar. 5 numaraya sıkıntı yaşadıkları için 4 numaradan ya da 3 numaradan yardım getirdikleri zaman rakip topu çevirdiği zaman boşu bulup şutları bulabiliyor. En büyük sıkıntıları da buydu. Orada bir antrenör var. O arkadaşımızın onu çözmesi lazım. Umarım en kısa zamanda çözerler. Çözmeleri de lazım. Çünkü biz burada programda yine söylemiştik. Memleket takımıdır. Bir an evvel çözümler üretmeleri lazım. Şu ortaya koydukları performans bence de biraz hayal kırıklığı. Ama yine söylüyorum, transferlerin yanlışlıklarından ziyade transferlerdeki şanssızlıklar da var. Yani evet. O da bir gerçek. Evet ve yine programımızın müdavimlerinden sevgili Serhat Yıldırım abimiz iyi yayınlar dilemiş. İstanbul'dan mı Serhat Yıldırım? İstanbul'dan Elazığ'a başarı dileklerinde bulunmuş. Selamları var. Bizler de kendisine buradan selamlarımızı aktaralım ve müdürüm isterseniz devam edelim. Yakup Kılıç Spor Salonu'na geçelim. Değerli seyirciler, tabii Yakup Kılıç Spor Salonu yapıldı. Önemli bir para harcandı. Evet. Ancak daha yeni bir bina olmasına rağmen hep biz işte ara sıra haber bültenlerimize yer verdik. Şimdi ekrana da geliyor sevgili Ceyhun. Bu eski hali zemin olarak. Yani, son durum nedir? Yani Yakup Kılıç Spor Salonu zemin olarak hocam da çok iyi bilir. Orada hatta birkaç maç oynatmıştınız hocam. Nerede? O zaman Yakup Kılıç Spor Salonu'nda. Kesinlikle evet. Hem de o kötü zeminde. Evet zemin, tabii zemin bitmişti o zaman. Yeni hali bu. Yani FIBA onaylı bir zemin bu. Zemini değiştirirken bu ekrana gelen cep salonlarını da yaptık. Yani inşaata girmişken nedir bu cep salonları? Şimdi orada halihazırda bir iki tane cep salonu vardı. Ama orada bizim il temsilcilerimizin, branşların il temsilcilerinin kullandığı odalar vardı. 40 metrekareden, 30 metrekareden, 50 metrekareden. Biz bunların tamamını yıktık. Yani onların yerine 90 metrekarelik, 100 metrekarelik, 120 metrekarelik cep salonlar yaptık birleştirmek suretiyle. Ama tabii yıktıktan sonra da kendi haline bırakmadık. Zeminlerine tetami yaptık, kolonlarına giydirmeler yaptık, ayna olması gereken branşların aynasını yaptık, lavabosu olmayan yerlere lavabo yaptık. Orada yeni 5 tane cep salonu oluşturduk. Mesela satranç için hocamız sürekli kaldır, boşalt, çünkü biliyorsunuz taşları diz, ama şimdi mesela ekrana geliyor. Bir salonumuzu komple satranç odası yaptık yani. Ondan sonra wushu branşının yeri yoktu. Oraya bir wushu salonu yaptık. Judocu arkadaşların hiç çalışma ortamları rentable değildi. Mesela orada yemekhaneyi boşalttık biz. Onlara giyinme odaları yaptık, yeni duşlar yaptık, veceler yaptık ve antrenman salonunu daha ferah hale getirdik. Tekvando salonunu oradan çıkarıp kickbox salonuna birleştirmek suretiyle birleştirdik. Koca bir kickbox salonu yaptık ve ringleri yoktu, ring yaptık. Çocuklar ringi nerede görüyordu? Müsabakada görüyordu. Şimdi antrenmanda görüyorlar. Evet. Ki göreve gelmeden Elazığ'da ring yoktu. Biz şu anda 3 tane ringimiz var. Yani box salonunda da var. Aynı zamanda kickbox salonunda da var. 3 tane toplam ringimiz de oldu yani. Orada araya gireceğim. Müdürüm bahsetti Yakup Kılıç'ın zemini. Emeklerine sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
bırak Süper Ligi, Milli Avrupa Kupası oynayacak bir zemine sahip şu anda Yakup Kılıç. Hep bunun sıkıntısını ben dile getiriyordum. Çok kötü zemin olduğunu. Evet. Sağ olsun, emeklerine sağlık. Şu anda müthiş bir zemini var. Zemine şeyde üzüldüm ama. Elazığ'da Allah göstermesin, bir daha başımıza vermesin. Deprem olduktan sonra orada 45 gün boyunca vatandaşlarımız kaldı. Evet. Maç oynanmadan depremzeden vatandaşlar orada kalıyordu. Zemin biraz yıprandı. Nasıl yıprandı? İşte bazı vatandaşlarımız basıldı. Halılar biraz geç serildi. Hatta ben gördüm, bozuk parasıyla yeri kazıyanları gördüm. Depremde bir şey de müdahale edemedim bazen gezerken. Bu tarz aksaklıklar oldu. Ama yazıklar, evet, milli servet değil mi? Ama yine çok müthiş güzel bir zemin var. Kesinlikle. Evet. Tabii yine hocam, siz de ara sıra hep sezerişte bulunuyordunuz. Yine Cemil Hoca da aklıma geldi. Cemil Hoca, o da sürekli işte burada bir antrenman salonu istiyordu. Göçebe. Evet, sürekli istiyordu. Herhalde onların artık o ihtiyacı burada karşılandı. Burada bir şey söyleyeceğim şimdi. Sevgili Yusuf, şimdi Samet müdürümüz burada, kardeşimiz. Bizi tanıyanlar bilir. Benim kimseye bir şey borcum yoktur. Yani tabii böyle kimseye yaranalım falan. Şimdi ben 65 doğumluyum. Ahmet Aytar Spor Salonu hatırlarsanız, Ahmet Aytar Meydanı. Evet. Ben orada antrenman yaparken şey vardı, kovalar vardı. Yani yağmur yağdığı zaman kovaların arasından geçerek biz oynardık. Ne acıdır ki, ben antrenmeye başladım daha sonra. Yok, antrenmeye başladım. İşte elimize geçmiyordu da geçtiği kadar, kız takımı lisedeyken, ortaokuldayken. Bir gün antrenmanda yine baktım. Beğenler var. Ya dedim, bu memlekette 30 senede hiçbir şey değişmedi mi ya? 30 sene önce de vardı. Şimdi gelinen nokta gerçekten gurur verici. Kimler emek vermişse, ki müdürüm de burada. Bundan öncekiler de, hepsinin de Allah razı olsun. Biz onu hep söylüyoruz ya. Yani bizden önce emeği geçmiş tüm il müdürlerine, personeline, hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü herkesin de ciddi emekleri olmuştur yani. Herkes elinden geleni yapmıştır. Kesinlikle. Allah hepsinden razı olsun. Tabii müdürüm, görev süreniz içerisinde Ankara'nın yolunu da bir hayli aşındırdınız, git gel yaptınız. Sadece Elazığ için, yani şehir merkezi için yatırımlar değil, ilçelere de birçok proje için onay aldınız. Evet. Mesela bunlardan birisi de Arıcak sentetik saha. Evet. Arıcak'ta da tabii çok Elazığ'a uzak bir ilçe. Evet. Gidiş gelişler çok büyük. Kovancılar'da oynadılar bazı maçlarını biliyorsunuz. Ama yine orada büyük bir mesafe. Evet, yani ilk hali budur, ekranda olduğu yer. Biz buraya gittik tabii, buradan ben özellikle dönemin il özel idare kayyum genel sekreteri Mustafa Gül kaymakamımıza, vali yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Burada da yine bu hızla yapıldı. İhaleye girmeden önce tesviye drenajı özel idare marifetiyle başlamıştı. Sağ olsun, o zaman çok ciddi katkılar oldu. Biz de buranın ihalesini yaptıktan sonra yükleneceğini de hak edişlerini hiç geciktirmedik. Türkiye'nin en hızlı sentetik sahasını Arıcağı yaptık. En ucra yerine 53 günde şimdi tribünü, soyunma odalı Arıcak artık maçlarının evinde oynuyor. Bizim için orada hakikaten gidip gördüğümüzde gurur duyduğumuz bir yer yani. Hazır Arıcak'a konuşurken, Arıcak'ta bir de genç ofis kuruldu. Tabii bu genç ofisler önemli. Şimdi mesela gençlik merkezleri gerçekten tüm illerde artık, hatta mahallelerde çok yaygınlaşıyor. Ama bazı ilçelerde mesela nüfusa göre gençlik merkezleri çok maliyetli olabiliyor. Oradaki nüfusa göre böyle genç ofisler gençlik merkezlerinden biraz küçültülmüş halidir. Burada 3 tane odayı, kaymakamlığın vakıf binası vardı. Orada bilgisayar odası, müzik odası, bir de kitap kafe yaptık. Tefrişatlarını biz aldık tamamen buranın. Burada artık gençlerimizin bilgisayar, sosyal... İlçenin ihtiyacına cevap veriyor değil mi? Tabii. Yani Arıcak aslında, ben size söyleyeyim, en uca bir yer ama hastanesi yapıldı. İşte gençlik merkezi yapıldı, sahası yapıldı. Arıcak'ta mesela şimdi bir memur gelse konaklayacağı çok rantabli yerler de var. Güzel bir ilçe oldu yani Arıcak. Evet. Tabii Fethi Sekin'in öğrenci yurdu yine. Evet. Ya tabii biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü konuşuyoruz. Yurtlar da bize bağlı. Devlet yurtları bizim himayemize. Gençlik özel yurtları da biz denetliyoruz yine. Devasa bir yurt. Evet, 1750 kişilik Ataşehir Mahallesi'nde. Mülkiyeti bizde değil ama kiraladığımız bir yurt. Yurdumuz geçen yıl geldiğimizde eğitim öğretime yetişsin diye gerçekten ciddi bir çalışma yaptık burada. Peyzajıyla, içi tefrişatıyla, mesela biz geldiğimizde içerisinde bir tane sandalye bile yoktu. Bunların tamamının, hem düşünün, bazalarının, yataklarının, mutfağının hazırlanması, eğitim öğretimi hazır hale gelmesi ciddi emek.
Ben programın sonunda da söyleyecektim ama burada kurum personeline, idarecilerine, emeği olan birçok arkadaşımız var. Bu bir ekip çalışması. Çok ciddi gayretlerle burada mesela çalıştık. Bayramda hiç unutmuyorum, müdür arkadaşlarımızla video konferans yapmıştık. Bizim burada mesela bu binanın temizliğinin tamamını bizim kurum personeli yaptı. Hizmet alımı yolda yapmadık yani. Aynı zamanda pandemide evet. De sağlık çalışanlarına sahip olduk tabii, değil mi? Tabii. Burası cezaevi çalışanları, gardiyanlara ev sahipliği yapmıştı. Hemen yanı başımıza televizyon yanında Harput öğrenci yurdumuz var. Orayı da sağlık çalışanlarına karantina eve gitmeyen hani biliyorsunuz sağlık çalışanları o dönem biraz izole oldular. Evet. Orayı açmıştık. Yurtlarımız yani gerçekten bu afetlerde önemli görevler üstlendi. Ben burada temizlikçisinden, teknisyenine, idarecisinden, güvenlikçisine bütün arkadaşları canı yürekten kutluyorum. Hepsinin ciddi emekleri var. Şu anda da zaten İzzetpaşa yurdumuz mesela izolasyon yurdu. Orada da Covid'li vatandaşlar kalıyor, karantinaya alınması gerekenler. Yani kurum olarak biraz da sosyal devlet görevini üstleniyoruz yani. Evet. Eyvallah. Evet. Bir başka ilçe salonumuz Karakoçan Spor Salonu. Evet. Şimdi Karakoçan Spor Salonu görünüyor. Zeminini, soyunma odalarını, içinde ne varsa tamamen yeniledik. Evet. Çünkü bu da aynı Yakup Kılıç'ın zemini gibi bitmiş durumdaydı. Gerçekten parke burada zemin Finlex hocam. Ama Karakoçan artık spor salonu antrenman yapabileceği gerçekten çok böyle modern bir salon oldu. Evet. Burası uzun yıllar artık tadilat görmez. Buradaki ilçe sporuna, ilçedeki vatandaşlara bir de sosyal günlerde, özel günlerde, milli bayramlarda bu salon çok güzel görev yapar yani. Evet. Palu'da bir genç ofis açıldı. Evet, genç ofisleri devam ettirdik. Aslında ekrana geliyor. Eski hali budur. Dönemin valisi, kaymakam Mustafa Vali dedi ki Kızılay'dan bir bina var. Binayı gezdik teknik elemanlarımızla birlikte. Buranın çatısını, ısınma sistemi kömürlüydü, doğalgaza çevirdik. Tefrişatlarını aldık. Şimdi burası çok tatlı bir mekan haline geldi. Gençlerimiz burada hem derslerini çalışacak hem de burada müzik odasında müzik öğrenecekler. İnternette ödevler varsa gelecekler mesela EBA eğitimleri gibi. Bu da yeni hali. Evet bu da yeni hali. Yani güzel bu olmuş. Palu'daki çocuklarımıza, gençlerimize, Palu halkına hayırlı olsun. Güzel bir genç ofis oldu yani. Evet. Müdürüm tabii 24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen deprem tüm alanda olduğu gibi sizi de etkiledi. Evet. Ama burada Gençlik ve Spor Müdürlüğü ayrı bir parantez açmak lazım. Gerçekten tüm personeliyle seferber oldunuz. Sizler de birçok yardım kampanyalarında işte yardım bu ilk gece hocam bak halıyı sermemişiz zemin dedik ya. Yakup Kılıcı gösterdi. Yaptığınız çalışmalarla ilgili de bilgiler verirseniz neler söylersiniz? Valla ekrana geliyor Gençlik Merkezimiz, Yakup Kılıç Spor Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu, 15 Temmuz Spor Salonu, hatta İl Kültür Mahallesi'ndeki İl Müdürlüğü binamız, çok amaçlı spor merkezimiz. Depremzede vatandaşların ilk uğradığı yer oldu. O panikle, heyecanla. Birçoğunun evi sağlam olsa da depremin heyecanı, stresiyle buraları açtık. Biz ilk gece çorbayı dağıttık. Mesela burada sıcak çay dağıttık. İnsanlar burada en azından kendilerini güvende hissettiler. AFAD ve Kızılay'da daha sonra burada tabii bu İAŞ konusunda destek sağladı. Biz de çok önemli bir şey. Biz Çayda Çıra'daki Ahmet Kabaklı yurdumuzda 2800 kişilik yurdun belki de kapasitenin bazen üzerine çıktık. Orada kimleri ağırladık? 1000 tane emniyet mensubunu. Çevre illerden gelen emniyet mensupları. Çevre illerden gelen AFAD, UMKE, Kızılay çalışanlarını, gönüllüleri, çevre şehircilikten gelen personelleri biz bu yurdumuzda ağırladık. Belki de Elazığ halkının hiçbirinin haberi yok. 45 gün boyunca burada yattılar, burada konakladılar. Personelimiz her gün odalarda temizledi, çarşafları da değiştirdi. Biz onları misafir ettik. Çünkü niye? Onlar bizim için geldiler. Evet. Burada çalıştılar yani. Biz o yurdumuzda ama hiçbir şikayet duymadık. Yani işte rentable değil, rahat değil. Bak işte çünkü o insanlar yorgun argın geliyorlar, dinlenmeleri lazım. Orada yeme içmeleri sağlanıyor. O yurdumuz çok önemli bir görev üstlendi. Yoksa o yaklaşık 2500-3000 kişiyi Elazığ'da ağırlayamazsınız. Hiçbir otelde zaten kapasitesi ona el vermez. Evet. Yurtlarımız ve tesislerimiz Elazığ depreminde gerçekten çok büyük görevler üstlendi. Allah bir daha göstermesin. Mesela hep söylüyorum işte sağlık çalışanları kaldı cezaevi şimdi izolasyon yurdu. Ben müdüre arkadaşlarla müdürlerimizle görüştüğümde söylüyorum. Ya diyorum haklısınız personel yoruluyor.
Biz de yoruluyoruz. Çünkü kolay değil. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda karantinada orada 300'e yakın işe kalıyor, insan kalıyor. Özellikle çoğu mevsimlik, TOKİ'de çalışan mevsimlik işçileri. Yani her birinin ayrı sıkıntıları oluyor. Evime bırakın gidip deyip orada isyan edenler, personelle kavga etmeye çalışanlar. Ya tabii bunları biz bastırmak zorundayız. Görevimiz bu. Yapmamız lazım. Yani sonuçta biz devletin atadığı bir bürokratız. Yani Allah göstermesin ileride hiç arzu etmeyeceğimiz ama daha büyük felaketler de olabilir. Biz bunları da göğüslemek zorundayız. Onlara da hazırlıklı olmak zorundayız. Sitem etmememiz lazım. Yani biz neden bunlar oldu demememiz lazım. Biz eğer bu tesisler, bu yurtlar, bu imkanlar bizdeyse biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Çünkü yani bu durumlarda herkesin hakikaten üzerine düşen görevi yapması lazım. Biz hani çok fazla da bu konudan şey yapmıyoruz. Onu bir vatandaşlık görevi gibi görüyoruz. Ama hakikaten depremde özellikle mesela sabahın 7'sinde başlayan gecenin 2'sine 3'üne kadar süren mesailerimiz oldu yani. Kolay değil yani. Şimdi burada mesela birçok vatandaşımızın sistemleri oluyordu. Oradaki personelimizle biz hep görüşüyorduk. Mesela biz toplantı yapıyorduk. Yani Allah razı olsun onlar da hepsi onu sistem ediyor. Mesela eksik bir şey gelir, minder olmaz. Ama bizim personelimiz orada. Biz onları söyledik yani. Onlar da bir depremzede dedik. Yani sonuçta hoş görün. Çok şükür yani bunu hakikaten tüm kurum personeli iyi bir sınav verdi. Ben hepsinin için, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yani orada tesis amirlerimiz, personellerimizin ciddi emekleri oldu yani. Evet. Ceyhun, bu konuda ben müdürüme bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani hakikaten teşekkür ediyoruz. Ya ama şu da bir gerçek ki halen daha ülkemizde bu, ve şehrimizde bu tür tehlikeler devam ediyor. Evet. Yarın deprem olmayacağı garantisi yok. Şimdi burada paylaşımcı olmak lazım. Evet. Sayın Müdürüm, yani size bu konuda bir çalışma yapıp yani sizlere en azından işte bak ne güzel siz tesislerinizi açıyorsunuz. Oysaki Elazığ'da okullar var. Okulların da spor salonları var. Bunlar açılmadı maalesef. Evet. Yani böyle bir yeni geleceğe yönelik işte toplanma merkezleri veya şu bu insanların, çünkü o gün panikler yaşandı. Evimize gidemedik biz yani. Evet. Şeyden ki yani nereden baksan 3 kilometrelik yeri ben bir saatte evime kavuşamadım. Yani. Yani bu panikleri, bu şey, ilerideki bu tür şeyleri, afetleri sizin işte artık bir tecrübe oldu. Evet. Bunların gelecek için böyle bir çalışma veyahut işte şeyin yapması lazım. Evet. Yani valiliğin koordinesinde sizlere destek olunması lazım. Afet acil eylem planı. Evet. Evet. Şimdi yani burada hakikaten size özellikle size de ve personelinize teşekkür ediyoruz. Kamuoyu adına yani kamu adına. Ama sizlere de diğer kurumların da destek olması yani gerekiyor. Yani zaman dar. Halis Hocam bir şey söyleyecek. Araya gireyim. Mesela yok, depremden yarım saat sonra belki de 20 dakika sonra ben eşim ve çocuklarımla arabaya bindim. Annemi babamı aramadım. Dedim ki işte sen annemi babamı ara, haber ver. Çünkü yurda gittim o hızla. Yurtlarımıza da öğrenciler var. Bütünleme sınavı. Önce Bilginoğlu yurduyla Fırat yurdu ve Fethisekin yurduna gittim. Oradaki durumu arkadaşlara, durumu anlattım. Güvenli olan yurda onları deplase etmemiz gerektiğini söyledim. Sonra üniversitenin içindeki Sarıhan'a yurdunun önüne geldik. Buradaki öğrencileri biraz sakinleştirdik. Rektör hocayı orada zaten, hasar vardı biraz. Tabii, rektör hocayı aradım. Yani sınavları iptal ederim hocam, öğrencileri göndereceğiz dedim. Yani bu depremden işte birkaç saat içerisinde bunlar yaşanıyor yani. Evet. Yani hakikaten orada bilmiyorum yani iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Yani kesinlikle güvenli yurtları alıp işleticileri görevini başına çağırdık. Tesis amirlerimiz görevi başına geldi. Daha sonra valilik kriz masasına geçtik. Yani o gece bakanlarımız geldikten sonra da beraber Mustafa Paşa'ya gittik. Yani ben çocukları güvenli bir yere bıraktıktan sonra, daha doğrusu kurum binasına bırakmıştım. Benim kendi makam odasında kaldılar. Sabahın 7'sine gelmiştim yani. Yani hakikaten zor bir süreçti. Yani evet. O intiham yani Rabbim bir daha inşallah bize göstermesin diyeyim. Bir iki mesela okuyup hemen stadyuma geçmemiz lazım çünkü zamanımız daralıyor değil mi? Evet. Evet. Ceyhun Bey iyi programlar. Ragıp Şimşek konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum demiş. Elazığ hakikaten son yıllarda gelmiş en iyi bürokrat. Has Elazığlı, hem alaylı hem mektepli, işin ehli bir bu tür bürokratların sayısının artması Elazığ'ımız için önemli. Yaptığı hizmetleri alkışlıyorum. İyi akşamlar demiş Ragıp Şimşek. Ömer Faruk Taş yazmış. Hayırlı yayınlar. Sorum Eren Hocama.
Milli maç arasından sonra localarda seyirci olacak. Bizim locamız yok. Biz nerede izleyeceğiz demiş. Bir de tribünde %10 seyirci alınacak. Bu yüzde nasıl ve kim tarafından tespit edilecek? Ben hasta Elazığspor taraftarıyım. Bilmez miyim? Nasıl o %10'luk dilime girebileceğim demiş. Hayırlı yayınlar. Ama demiş. Doğru söylüyor. Ömer Faruk ve babası Ahmet Taş. Yani çok koyu Elazığsporludur. Buradan selam saygı gönderelim. Tribünlerde olmasını arzu ediyorum Ömer'in. Evet. Neye yani, göre belirlenecek? Evet. Loca... Valla bizim orada bir basın bir de protokol için ayrı bir yer yapmışız. Loca gösterelim. Evet. Burada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Demin müdürüm gerekli bir saptama yaptı. Demin Yusuf'un söylediğine binaen bunu söyleyeceğim. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi demin Yusuf deprem sırasında işte sayın müdürümüzün, diğer devlet kurumlarının bu amaçla halkımızı korunma, barınma amaçlı kullandığını söyledi. Biz tesis fakiri bir şehirdik. Şimdi biraz artık son zamanlarda oldu. Burada ben okul sporla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hasbelkader biz de işte bir yıllardır sporun içerisindeyiz. Ben çok iyi hatırlarım. Okulun spor salonları yazılar çıkar işte bakanlıktan. Der ki çevredeki yakın okulları boş saatlerinizde onlara vereceksiniz. İşte gelsinler antrenman yapsınlar. Gelsinler yapsınlar. Çünkü o tesislerdeki amaç odur. Gençler gelsin oraya spor yapsın. Evet. Gençler gelsin yaralansın. Olayı kişiselleştirmiyorum ama ben bunu bizzat duydum. Okul müdüründen istiyorum salonu o zaman. Diyor ki ya hocam çocuklara bir şey olursa burada ya düşerse. Biz bu zihniyetin içerisinden geldik sevgili Yusuf Boydak. Dolayısıyla dediğinizi desteklemek için söylüyorum. Evet. Bu mevcut olan tesislerin, sadece deprem amaçlı değil, spor amaçlı takımlara da eşit bir şekilde yararlanmak. Çünkü devlet bunu yapıyor ki insanlar bundan yararlansınlar. Yani oraya girmeyin, orada da oynamayın, orada da yapmayın mantığının artık ortadan kalkması lazım. Ben okul aile birliği başkanlığı yaptım Murat İlk Öğretim'de. Sağ olsun o zaman gittik gençlik sporda potalar yaptırdık. Götürdük okulun bahçesine koyduk. Hatırlıyorum. Yani ilgilenmek lazım. Samet müdürümü bu yandan hakikaten takdir ediyorum. Çok güzel işler yaptı ama bunun devam etmesi lazım. Buradan? Biz Elazığlıyız, Elazığ çocuğuyuz. Bu memleket bizim, başka memleketimiz yok. Biz gidemeyiz hocam başka yere. Başkaları gidiyor, parası olanlar belki gitti, şu anda terk edip gidenler de oldu. Ama o insanların bir daha geri gelmesi ayrı bir konu. Burada çok büyük problemler devam ediyor halen daha. Ben özellikle sizden bu şeyden sonra yani bu tesisler hemen hemen işte birçoğu bitti, bitecek. Böyle bir hafif bir rahatlama olduktan sonra güzel bir çalıştay yapıp yani komple ilin sporunu bir ele almak lazım. Evet. Bakın taraftarımız kaçtı gitti. Ama tesisler gitti. Bitmeyecek. 2021-2022 tam projelerimiz var. Bir yıl inşallah. Doğrudur. Evet. Taraftarımız gitti. Artık aileler öğrencilerini güven açısından çok fazla siz anlatıyorsunuz. Belki de çok merak edip aile çocuğunu getirip böyle sağlam yerlere teslim edecek birçok çocuklar da halen daha evinden dışarıya çıkamamış. Yaz tatillerinde aileler gönderemiyorlar. Bunları böyle bir aşmak lazım. Bu konuda da bir güzel çalışmalar yapmak lazım. Güzel bir şey söyledi. Mesela ben buradan o anonsu yapayım. Özellikle yüzme branşında bakanlığımızın çok ciddi yüzme bilmeyen kalmasın projesi var. Tüm buradan bizi izleyen Elazığlı ben velilerimize sesleniyorum. Genç Spor İl Müdürlüğü'ne ve Olimpik Yüzme Havuzluğu'na gelin. Hangi yaşta olursa olsun çocuğunuz, yani 5-6 yaş sınırımız var tabii. Çocuklarınıza yüzmeyi biz öğretelim. Getirsinler hemen. Bir yıl önce, bitireceğim, bir yıl önce ismini vermeyelim, polemiğe de girmek istemiyorum. Bir okul müdürümüzü aradım. Bir spor kulübü kurduğumuzu, kendilerinin salonlarında bu iş için yeterli olduğunu, kendilerine belirli bir ücret ödeyerek ki bakanlık bu konuda bazı şeyler, şartlar koyuyor. Orayı kullanmak istediğimizi söylediğimizde kim olduğunu şey etmeyelim. Bana direkt cevabı bu dedi hocam dedi orada dedi ya cumartesi pazar bir çocuk düşer bir şey olursa ben bu riske giremem. İşte bizim bu zihniyetlerden arınmamız lazım. Evet. Çünkü bu tesisler evde de düşebilir. Son mesajımız Samet müdürüm aynı zamanda Seko mahallelidir demiş. Devrim Ortaokulu mezunudur demiş. Doğrudur. İzleyicimiz. Evet değerli seyirciler tabii yıllardan bu yana Elazığ'ın... Kim Seko mahalleli dedi? Hemen bakayım ismine. Vedat Bayraktar. Selamlar olsun. 28 yılım geçti Mustafa Paşalı Mahallesi'nde. Evet. Evet. Yıllardan bu yana Elazığ'ın kangren sorunlarından birisiydi. Yeni stadyumun yapılıp yapılmaması polemiği. Tabii geçtiğimiz yıl artık önceki yılın son aylarıydı. Atatürk Stadyumu, tarihi stadyumumuz yıkıldı. Aynı zamanda Elazığ sporumuz da küme düştü o yıkılmayla birlikte. Belki
o sezonun sonuna bırakılmış olsaydı belki Elazığspor ligde de kalacaktı ama dönemin yönetiminin yaptığı bir hataydı bence. Alelacele yıkıldı stadyum ve sonrasında geçtiğimiz yıl müdür herhalde 10 Ekim'di değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Evet, beraberdik evet, orada. Evet, beraber bir canlı yayın da yapmıştık oradan. Evet. 10 Ekim tarihinde, 10 Ekim 2019 tarihinde Atatürk Stadyumu'nun temeli atıldı. Evet. Ve yaklaşık bir yıl geçti o tarihten bu yana. Zaman zaman da geçiyoruz o yoldan geçerken de inşaatın hızla yükseldiğine de şahit oluyoruz. Tabii bu da bizi sevindiriyor. İnşallah kısa bir sürede tamamlanacak. Stadyumla ilgili sorular da var ama ben bu sorulara genel bir cevap olarak Sayın Müdürümüze dönmek istiyorum. Müdürüm şu anda hangi aşamadayız? Bir de kapasiteyle alakalı çok soru geldi. Evet. Neden kapasite açıklanmıyor deniliyor ama siz ara ara açıklıyorsunuz zaten kapasiteyi, birkaç kez açıkladığını bilmiyorum. Sosyal medyada bir iki tane site var. Kapasiteyle ilgili bazen yorum yapıyorlar. Evet. Yani vatandaşı da yanlış yönlendiriyorlar. Hani bir resmi açıklama olmadan kapasiteyi 23 bin diye söylemişlerdi. Şimdi bu stadyum bir projesi var. Yani bu projeye göre yapılıyor. Yani kapasitesi 18.450. Ama tabii koltukların dizilimi olduğunda bu revize edilebilir. Hı hı. Yani mesela bir sıra bile artırsan 300-500 tane artıyor yani koltukların ebatına göre değişiyor. Evet. Yani benim arzu ettiğim rakam hani bu kapasitede. Tabii niye 30 binlik olmaz 40 onu demiyorum. Ama 20 bin en azından 20.023'ü yakalamak isterim. Evet. Ama tabii şimdi yüklenici firma da, proje müdürümüz Vural Bey de, bakanlık yetkilileri de, mesela perşembe günü Eser Bey gelecek, kontrol mühendisimiz bakanlıktan, birlikte statta olacağız. Yani bugün koltuk kapasitesini hiç kimse tahmin edemez. Bu Malatya'da da, Sivas'ta da, Hatay'da da yaşandı. Yapılan tüm stadyumlar. Yani Samsun'da mesela 30 bin dediler, 33 bin, 35 bin. Yani koltukların montesi başlamadan yani bin aşağı bin yukarı bunu tahmin etmek çok zordur. Yani ama proje 18.450. Ama akustiki çok güzel bir stadyum olacağı kesin. Evet kesin. İki yani, kat değil çünkü. Evet. Tek kat olması. Tek kat çok, çok akustik. Şu anda oran olarak hocam kaba inşaat hangi seviyede? Ya tabii şimdi bu stadyumu uzun süre Elazığ spor taraftarları ve Elazığ halkı bekledi. Yani çok konuşuldu biliyorsunuz yani. Kaç tane vekil geçti? Kaç dönem geçti? Tabii yani burada çok konuşuldu, çok polemik oldu. Evet. Yani Allah'a çok şükür temeline bizim dönemimize denk gelmemiş olması. İnşallah temelini attığımız gibi açılışını da inşallah bu sahada yaparız hep birlikte. Evet. Arzu ediyoruz orada maç izlemeyi. Şimdi işte Halis Hoca'nın, sizlerin, diğer basın mensubu protokolün orada çok konforlu ortamlarda maç izlemesini, devre arasında orada yani en azından dinlenebilecekleri, locaların olacağı bir tesis olacak burası. Şehrin belki de 40-50 yıllık hizmet edebileceği bir spor salonu olacak. İçerisinde iki tane kafeteryası var. 5000 metrekare kapalı dükkan alanı var. Yine 23 tane locasının olduğu. Yani bir de bir ticari alan olacak. Yaşayan bir stat, içerisinde cep salonları da olacak. Evet. Dolayısıyla bu şehir için önemli bir yatırım, büyük bir yatırım. Yani şehrin yani büyük yatırımlarından bir tanesidir. Hemen yanında 2700 kişilik spor salonu ve idari bina da yapılıyor. Dolayısıyla stadyumun temelini senin de bahsettiğin gibi geçen yıl bu zamanlar atmıştık. Evet. Bir yıl içerisinde hem deprem hem pandemiye rağmen yani özellikle pandeminin özellikle bizim çelik üretiminde ve çelik getirmede çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çünkü bunlar dışarıdan ithal edilen ürünler, çelikler. Mesela o yüklenici firmadan işte bizim arkadaşlarla konuşuyorduk. O dönem bunlar biliyorsunuz getirilemedi maalesef. Biraz gecikti. Tabii pandemiden dolayı orada şey yok yani. Tırlar gelmiyor, limana gemi yanaşmıyor. Dolayısıyla gecikmişti. Ama şimdi etrafında sizin de gördüğünüz gibi büyük borular var, profiller var. Yani bunlar türbünleri tutacak ana profiller bunlar. Bunlar 52 adetten oluşuyor. Şu anda 3 bir tarafından bu profiller geçti. Tabii bunlarla asıl şey arasında büyük profillerle stadın ana duvarları arasında da yine çelik imalatlar var, bağlantılar var. Bunların tamamı da yapılıyor. Perşembe günü gittiğimizde göreceksiniz. Burada ekranda görünmüyor. Bunlara ne gelecek şimdi? Önümüzdeki ayda makaslar gelecek. Yani uzun bunların. Bunun ilk montesi çok zaman aldı. Niye diyeceksiniz? Karşı mesela düşünün 60'lar sitesinin oradaki kale arkasıyla Sürsür tarafındaki kale arkasının birbirine bakan büyük profiller aynı hizada olması lazım. Milimetrenin şaşmaması lazım. İlk monte zordu. Şimdi biraz serileşti aslında. Dolayısıyla çatının, düşünün statinin şey olması lazım yani. Aynı hizada olması lazım. Dolayısıyla biraz zaman almıştı.
İnşallah yani bizim arzu ettiğimiz, yani ülkemizdir, bu büyük bir yatırımdır. Hani bunların herhalde bir 150 milyon yani 154 milyondu bu asıl, ama tabii pandemi oldu, şey oldu, fiyat farkı oluşur. Bu ileride meblağ yukarı çıkar çünkü özellikle çelik mesela şimdi ilk aldığımızdaki kurla şimdiki kur bir değil yani sonuçta. Dolayısıyla ben yani şunu arzu ediyoruz. Ne olur bilemiyoruz ama bu yıl 12. ayda eğer çatısını koyabilirsek, bu buranın tamamının dört bir tarafının çatısını koyabilirsek. Çünkü dikkat edin, sürsürü tarafında sadece üst tabliye kalmış. Evet, yani betonerme ile alakalı sadece bir tabliyemiz kalmış. Hı-hı. Onu bitirdiğimizde artık betonerme ile bir işin yok. Tuğlalar ürülüyor. Çatıyı da koyarsak vinçleri sağdan bu yıl çıkarırız. Hı-hı. Vinçler sağdan çıktıktan sonra gelecek yıl işte zemine, drenaja başlayabilirsiniz. Ve salonun içinde geçerli değil mi? Betonerme kısmı? Yok, salonun betonermesi biraz var. Evet. Devam ediyor. Ama eş zamanlı bitecek hepsi zaten. Yani biri yani mesela bitsin diğeri kompleks değil. Kompleks halinde. Tabii kompleks halinde teslim edilecek. Yeri hani, de zaten çok iyi. Yani yer bir konusunda mesela biz kamuoyunda sürekli mesela nereye gelsek söylüyorlar. Bazıları niye burada oldu? Bazıları da iyi ki burada oldu diyor. Şehir ikiye bölünmüş durumda. Yani kendi gönlümden geçeni söyleyeyim, burada olması. Yani ben de bu konuyla ilgili yazı yazdım biliyorsunuz. Evet. Yazım vardı bu konuyla ilgili. Buna karşı çıkanlara saygı duyuyoruz mutlaka. Evet. Ama ben bunlara hemen şeyin örneğini verdim. Dedim ki Wembley Stadı. Beşiktaş Stadı. Londra'daki. Evet. Oradan başlayalım. Fenerbahçe Stadı. Londra'daki Wembley Stadı ki dünyanın en önemli statlarından biridir. İngiltere futbolu biliyorsun beşiğidir. Evet. Yerine yaptılar. Evet. Ondan sonra Fenerbahçe Stadı işte Bağdat Caddesi'nde. İşte Beşiktaş Stadı İnönü Stadı yine Beşiktaş semtinde. Evet. Yani burada mesela dışarıya yapılmasının şu şuradan söyleyebiliyorlar işte altyapısı, otopark falan bunlar zaten hepsi. Bir tek otoparkı ben dezavantaj görüyorum burada. Kapasite olarak mı? Yani şöyle bizim mevcut eski il müdürlüğü binasının olduğu yer ve o kalarkasının tamamı açık otopark olacak. Evet. İl müdürlüğünün altında 80 araçlık kapalı bir otoparkımız var. Yani eski stat varken de otopark sorunu yaşıyordu. Karşıda benzinliğin olduğu yere parklar olurdu, mahalle aralarının olurdu. Balak Gazi'nin bahçesine, Evrenpaşa'nın yani eski adıyla şimdi meslek sesi mi oldu orası bilmiyorum. Bir ilk öğretim var orada. Yani onun bahçesine otopark park edilirdi. Yani o zaman da merkezde bu sorun olacak. Ama şimdi... Araç kapasitesi kaç tane hocam otoparkta, açık otoparkta? Yani açık otopark şu anda 400. 400 civarında. Yani burada tabii şunu yapmamız lazım. Hani insanlar burada maça geliyorsa toplu taşıma araçlarını kullanmayı bilecek. Evet. Ve cefakar taraftar zaten buraya yürüyerek gelecek. Şehir yürüme şimdi, mesafesi. Evet. Kültür park var. Kültür parkın etrafına. Yani şimdi bizim taraftar gruplarımızı biliyorsunuz. Hepsi şehir merkezinde dernekleri. Zaten buraya gelirken o havayı yaşayarak geliyorlar. Tabii. Yani yürüyerek. O yeşil kuşak denilen yerden. Tezahüratlarla. Tabii tezahüratlarla. Onlar yürüyerek gelecek. Zaten 3000-4000 kişi dernekleri oluşturuyor. Yaklaşık birçok insan zaten aracı da yok, şeyi kullanacak, toplu taşımayı. Duyarlı vataşlarımız da araçtan gelmeyecek. Çoğunluğu yürüyerek geliyor. Evet. Yani bazen de sıkışıklık olacak. Buna da katlanacağız yani. İstanbullu ya da Ankaralı her zaman buna katlanıyor yani. Şey de merak ediliyor müdürüm. Evet. Alt kısımlarında mağazalar olacak herhalde. Balakgazi'ye bakan Balakgazi Lisesi cephesi orada dükkanlar var. Mağazalar, kafeteryalar. Evet. Kafeteryalar hemen şeyde kapalı tribünle kalarkaların arkasındaki köşelerde. Birleşim evet, o iki köşede. Kafeterya mı olacak? Evet, oralarda. Bunların ticari işletmelerinin yükümlülüğü ile spora mı devredilecek? Yani bu çok soruluyor. Şimdi artık tabii eskisi gibi kalıcı değil. Kalıcı gelir anlamında yani. Yani mevzuat ve yönetmelikler gerçekten çok artık net. Yani Elazığ Spor ya da atıyorum Karakoçan Futbol Kulübü, hı hı, bu tesisi bizden tamamıyla kiralarsa, yani tamamını kiralarsa biz o günkü elektrik, doğalgaz, su aboneliklerini sıfırlarız. Bunların tamamını onlar kendi aboneliklerini alırlar. Hı hı. Personelimizi almak zorunda kalır. Çünkü stadı tamamen vermişiz. Kendi personellerini oraya bırakırlar. Stadın tüm giderlerinden, gelirlerinden mesul olurlar. İşletmeyi de kullanırlar. Fakat sezonluk kiralar... Kulüplerin aleyhine olmaz mı biraz? Yani şu anki prosedür... Yani bakanlık öyle diyor. Evet. İşletmeye verecekse. Ama kazanır yani burada. Buranın işletmesinden. Ama tüm bakımı işte müsabaka günü tüm o personeli Elazspor işte dükkan kiraları. Yani sadece müsabaka günü değil, şey günü de tabii öyle. Normal bak çim yani bakımı ondan sonra buna tamamını üstlenmek zorunda. Tabii, çünkü stadı onlara tamamen vereceğiz.
kiralar değişiyor tribün kapasitesine göre. Ama şimdiki gibi Doğukent'te ya da işte atıyorum eski Atatürk Stadyum'daki gibi kiralama usullerinde biliyorsunuz sezonluktur. Maç başı ücretler vardır. İşte tribün kapasitesi mesela şimdi Doğukent'teki Elazığ Spor'un ödediği meblağ aylık işte 3000-4000 civarında. Karakoçan 3. ligde olduğu için 2000-2500 civarında. Öyle bir kira. Oradaki işte elektrik, su, doğalgaz personeli Gençlik Spor Müdürü karşılıyor. Onlar da bu kirasını veriyor. Ama oradaki reklam gelirleri, ajanslarla yapılan görüşmeler dahi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılır. Bunun geliri de genel müdürlüğün bütçesine aktarılır. Evet. Açık. Evet. Evet, süremizin sonuna geldik müdürüm. Yani, son olarak toparlarsak neler söylersiniz? Yani aslında toparlarız da çok amaçlı spor merkezini giremedik. Evet, onların görüntülerini. Zamanımız kalmadı. Evet. O çok amaçlı spor merkezimiz hemen Yakup Kılıç'ın içerisinde 5 salondan oluşuyor. İşte bahsettiği Cemil Hoca biliyorsunuz boks. Bize mesaj yazmış şimdi. Evet, Sayın hocam çok güzel program oluyor. Hepinize burası, selamlar diye. Biz de kendisine selamlar ediyoruz. Evet. Eyvallah. Sağ olsunlar. Evet. Ceyhun burada 5 tane salon var. Yani evet. Elazığ'ın antrenman şeyi tamamen çözdük. İhtiyacını karşılıyor tabii, şu anda. Büyüğünü çözdük. Tekvando burada, jimnastik burada. Takım sporları için burada yine büyük bir 600 metrekarelik yerimiz var. Evet. Burada güreşçilerimizin yeri var ve jimnastik için de çok özel yer. Ama bunları tabii böyle kaderine terk etmedik. Tamamen milli takımda antrenman yaparken hangi malzemeler alınmışsa hepsini buraya aldık. İki tane de ringimiz var. Mesela az önce gördünüz. Elazığ Spor'una hayırlı olsun. Buradan evet. İleride belki çok sporcu yetişecek yani. Ben kesinlikle öyle söyleyeyim yani. Gerçekten çok evet. önemli sevgili yatırımlar, Ceyhun, çok ciddi kazanımlar. Takımları bir konuşacak mıyız yoksa süremiz? Vallahi hocam süremiz sevgili hocam, Mustafa bir 5 dakika verebilirse aslında bir özel idare spora değinmek isteriz. Evet, zamanımız yok. Gençlik hocam. Spor İl Müdürlüğü bugün tele finali biraz... Yok, başlayıcısınız. Niyetiniz. Ben kısaca bir dönüyorum. O zamanlar aslında ihtiyaç evet. vardı. Böyle. Evet, kısaca bir geçeyim. Evet. Geçen hafta iç sahada Hatay mağlubiyeti yaşadılar. Bildiğim kadarıyla bugün iki tane takviye yapıldı yine takıma. Yeni gelecek oyuncularla birlikte o 5 numaradaki problemi de çözdükleri takdirde çok fazla karamsar bakmamak lazım olaya. Bir an önce toparlanmak lazım. Ben şahsi görüşüm hocam bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yani çünkü beklentilerin altında kaldı. Burada bilmiyorum tabii bunu kulüp yönetiminin cevap vereceği ya da onların inisiyatifinde ama benim şahsi düşüncem çok fazla panik yapmanın bir anlamı yok bence. Bu hafta da Galatasaray maçı var. Beklentileri işte yüksek tutmanın belki de demin programın birinci kısmında ondan bahsettik sevgili Yusuf. Evet. Bu hafta Galatasaray maçı ondan sonra içerideki Adana maçı ki Adana kadro kalitesi olarak çok üst seviyede de bir takım değil. İnşallah iyi olur. Kendilerine başarılar diliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, ben de Sayın Müdürüme teşekkür ediyorum. Ondan böyle güzel bir çalıştay yani bir spor çalıştayı. Evet. Hakikaten bu şehrin ihtiyacı sonra var. İhtiyacımız var. Evet, inşallah. Evet. Böyle bir çalışma da yaparsa bu tesisler evet. hakikaten cıvıl cıvıl evet. olması lazım. Yani evet. emek boşa gitmemesi kesinlikle. Lazım. Ben kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takım yarın Elazığspor'un maçı var. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sonuç alırlar. Yine Karakoçan'ın da Batman'la kupa maçı kupa var. Maçı elimizde. Var. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Müdürüm çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet. İnşallah biraz daha böyle konuları biriktirip tekrar bir ağırlamak isteriz sizi. İnşallah zaman zaman bir araya gelmek lazım. Ben de ekrana başında tüm Kanal 23 izleyenlerine tabii bu tesisleri yapımızda önce Gençlik Spor Bakanlığı'na Gençlik Spor Bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, valiliğe ve paydaşlarımıza ve yol yürüdüğüm mesai arkadaşlarıma yani bir ekip çalışması içerisinde bu kadar hizmeti birlikte yaptığımız arkadaşlarıma en kalbi duygularımla onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için özellikle size de ve Kanal 23 ailesine de saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler ederim. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler bu haftalık da telefinalinin sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.